Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Dersimizin konusuyla alakası yok ama ilk önce şeyi belirtelim. Dimar 97, tahayyül 20, 01, 12, 12 mi 11 mi? 12 abi. 12, 2019 Küçükçekmece. Bunu belirttikten sonra ısınma adına böyle bir böyle hemen pat diye şey yapmayalım diye yani böyle bir egzersiz yapmak dimağla alakalı. Kainatın yaratılış amacını, gayesini bildikten sonra nasıl yaratıldığı, pek mühim değil. Bu gayenin ben neresinde ne yapıyorum, oysa ne yapmam lazımdı bilmek istiyorum. Peki ya bunu ne ile nasıl bilip emin olabilirsin? El cevap Kur'an'la. Şöyle bir şeyim var, çok hoşuma gidiyor. Şimdi tövbe yani bu çarşamba dersinde de zikrettim. Yani taahhüdü küfür, küfür değil yani bağışlasın. Allah'ın da bir felsefesi var. Yani bir gayesi var, amacı var, bir hikmeti var diyeyim. Allah'ın o gayesini bildikten sonra kainatın neyin nasıl olduğunu git dışarıda yap. Kainatın bu sefer gayesinin yani bildikten sonra kainatın şekli, hatta cennet, cehennem, hatta istidatların kabiliyetlere dönüşmesi, Esma'nın mazariyeti gibi dört tane şey söylüyor. İkinci derecede kalıyor. İnsanı doyurmuyor. Üstad Hazretleri bunu 24. mektupta söylüyor. Bana bu gaye diyor, bir sene kafi geldi diyor. Biz bunu ısrar ediyoruz hayatımızda. Üstad bana bir sene kafi geldi diyor. Ne diyor? Sanattan sanatkarı görmesi. İstidatların kabiliyete dönüşmesi ki buna imtihan denmiş. Üç, Esma'ya ayna olması. Bunlar bana diyor. Öyle mi Osman? Senin konu. Şey mektuptur diyor. Bu ilk önce mektupluk tarafı gözüktü. Sanat, sanat. Zihşura bir mektubu Rabbani'dir diyor. Bu bana bir sene kafi geldi. Sonra ondaki şeyler, sanatlar gözüktü diyor. Yani sadece zihşura ait olmadığını gördüm diyor. Baktım ki o saniye bakar diyor. Aynadarlıktır diyor diğer vazifesi. Ondan sonra o da yetmedi diyor. Ondaki devamlı değişmesi, bu sefer ondan daha büyük bir daire muktezi gerektiğini anladım diyor. İşte gelecek kısımlar ona şuunat evet. Ve diğer kısımlar çıkıyor. Çıkıyor. Yani Allah'ın felsefesi, tövbe, gayesi, hikmeti, kainatın yaratılışını böyle bu şuunat-ı zatiye var ya, el merkeze, şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar-ı mukaddese, bu cennet cehennemi de arkasına geçiriyor. Böyle bir tertip olduğunu, tiyatral bir şey olduğunu ama aynı zahiri, aynı böyledir. Ama ana Allah'ın gayesi insanları İlle cennete, cehenneme koymak değil. Zaten oradan gelmiş. O şeyi, şuunatını aktif etmek. Niçin söylüyorum? Bir de Risale-i Nur'un ana gayesi var. Mesela ben bu gözlüğe bakmıyorum. Gözlükle bakıyorum. Bak, gözlüğe bakmıyor. Dikkat et, gözlüğe bakmıyor. Burada olursa bakıyor, gözlüğe bakıyor. Gözlükle bakıyor. Gözlük yok oldu. Risale-i Nur'da ne bakıyorum? Gözlük gibi. Bunun gözüyle Kur'an. Sen okusan Kur'an olmuyor mu? Tabii ki olur. Ama Bediüzzaman'ın gözüyle bakmak istiyorum. Niye bu tefsir okuyorum? Risale okuyorum. Bu gözlükle bakmak istiyorum. Yani böyle geçirdim yani. Bu gözlükle bakıyorum. Ben o seviyede değilim. 90 cilt kitabı hafızasında olan zaten gözlüğüyle bakıyorum.
Ne okuyorsunuz? Onun gözüyle bakmak istiyor. Sen bakma, bakmayabilirsin. Senin göz numarana bağlı. Göz numaranı farklıdır. Renkli bir camın olur. Renkli istersin vesaire. O kırık istersin, büyük istersin, küçük istersin. O sana ait. İkiye bölünmüş şey istersin. Yakınlık, uzaklık. Biz niye Risale okuyorsun? Bediüzzaman'ın gözüyle Kur'an'a bakmak istiyorum. Yani artı ben bakıyorum. Yani kendi gözümle Kur'an'a ve hadise bakıyorum. Ahirete, Allah'a bakıyorum. Bir de ustadın gözüyle bakmak istiyorum. Tamam. Elhamdülillah. Bugün de havamız iyi. Şükürlerimiz. Allah'ım da olsun. Havamız iyi. Çünkü en büyük nimet Allah bizi beraber bir araya getirdi. Sonsuz şükürler olsun. Hiçbirimiz yoğun bakımda değiliz. Aç değiliz, açıkta değiliz. Ve bu davada bizi istihdam ediyor. Usta Hazretleri demiş ki Osman'ım, avam onun için iyiyim. Bugün de hatırıma geldi. Kıyamete kadar bütün talebelerimin ismini diyor, şu duvar liste, duvara gösterip yazarım diyor Allah'ın izniyle. Ali İmane'ye geçen zaten. Hatıra da ben okudum. İki tane sözler kadar kalınlıkta hatıra var bende. Ondan sonra Allah'a hamdolsun ki böyle bir davada bizi de istihdam etmiş. Karınca kararınca böyle biz bir mana anlamak adına toplanmışız. Burada ana gaye öğrenmek değil. Öğrenmek aynı zamanda seni kendinden uzaklaştırır. Ne diyorsun ya? Evet. Çoğu zaman insanı kendisinden uzaklaştırır. Enne Rabbukumul Ala, bu enanet gururumuza vesile olur. Biz bilmek için değil, İnşa ve ihya olmak için varız. Onun için buradayız. Öğrenmek, içeriye malzeme almaktır. Biz ona değiştirip kendimizi dönüştürmek istiyoruz. Anladın? Eğer alınan bilgilerle değişim ve dönüşüm olmasa, insan davaya kalkıyor. En belirgin özelliği şudur, onunla bununla tenkit ederek, eleştirerek kendilerini ihya ve inşa etmeye çalışıyorlar. Yani adamın hizmeti tenkit üzerine kurulmuş. Tenkit, eleştiri, kusur bulma. Oysa bunlar ruhsal bir hastalıktır diyor. Bir ders yaptım arkadaşlar böyle, yeni Allah nasip etti. Ahmak dersi, ahmak. Ahmağın içinde bir tane odur. Çok ilginçtir. Bizim kardeşler de dinlemesini tavsiye ederim. 2,5 günü uğraştım. Yani... Ahmak geçen Osman'ım, evet. Bilgisayara yazarsanız o paragraf çıkar herkes için, o demiyorum. Onu yarım sayfa okudum. O geçen paragrafın öncesinde dimağda, vicdanda, kalpte, ruhta eylemsel hali. Yani ahmak öyle diyor da ahmak uhumakatan tahammuk etmiş ahmak. Niye demiş? Yani burada onun... Eylemini, hissiyatını, duygularını bahsetmiş, sonra bunu demiş. Hmm. Ben bunu tek tek mektuplar okudum, onları çıkarttım. Mesela, ahmağın ahmakı, ahmağı, yani usta şöyle demiş, ahmakul humakattan tahammuk etmiş sarhoş ahmak. Ne demek? Fiilen gösteriyorum. Dünyası için kişi ahiretini berbat eder, bu ahmak. Kendisi, kendim dünyam için ahiretimi feda ediyorum. Başkasının dünyası için kendi ahiretimi feda edersem ahmağın ahmağı oluyor. Neyse. Şimdi o çok hoş. Arabada giderken dinlerseniz madde. Ama tabii biraz acımasız oluyor. Böyle biber yaramıza vuruyor. Bir kısım ahmaklar bende var. Bayağı var bende. Okurken çok yordum kendi ben. Ahmaklık bayağı var. Mesela evimi mühimi tercih edemiyor. En mühimi, mühimi. Mesela büyük zararı küçük zararla def edemeyen ahmaktır. Yani çok tuhaf yani mesela. Evvel işe siyasette anlamıyor, ahmak. Başka bir şey okuyayım. Acaba insan... Allah Allah, bu evvel işe... Evet, onu anlamıyor, ahmakmış. Mesela Bediüzzaman Hazretleri namazı yok, özel dünyası bu erbat, Menderes var, CHP. Büyük bir zararı, küçük bir zararla def etmeyi eğlenir şey. Bu zannediliyor ki takdir ediyor. Hayır, tercih ediyor. Ahmakmış bunu yapamayan. Ahmak. Diyor ki, merak ettim ya. Yani insan bir çekirdeğe benzer dedi ya Osman 23. Sözde, doktorum.
İnsanı gömsem acaba ne çıkar? Öyle bir toprak olsa ki gömsem. Ne çıkar diye merak etti. Şecere hilka çıkar demeyiz sakın. Enesinden ne çıkartacaksın? Göz bebeği tek noktadır ama tüm cihanı onunla görür. Bütün cihanı bir nokta yap. Var ya Safizan. Bütün cihanı bir nokta yap. O cihana hakim ol. Cahillik bir manada zıtların dengeli bütünlüğüdür. İyi ayrı varlık, iyi ayrı varlık vücudu yoktur, ancak meratipleri vardır. Canlılık bir manada, canlılık ne demek canlılık? Hayattayız ya, zıtların dengede duruşudur. Başka? Alemde birbirinden yalıtılmış, yani kopartılmış, devam ediyorum. Hiçbir nesne yoktur. Alemde birbirinden kopartılmış, ayrıştırılmış, uydurukçasıyla yalıtılmış hiçbir nesne yoktur. Hep birbirlerine ulaşılacak bağlantılı yolları vardır. Her şeyden her şeye, bir şeyden her şeye geçiş yolları vardır. Bu kitap okurken çıkardı şeye, hatırma tefekkürümdeki cümleler. Birkaç tane de okuyayım. Ben neyim ve kadar geleyim, ondan sonra şey yaparız. Başka günde ben neyim diye yazmışım. Hariç seni değiştirir. Sen kendini dönüştürürsün. Bak, hariç seni değiştirir. Sen ise kendini dönüştürürsün. Hariç seni dönüştüremez. Sen kabul etmedikçe hiç kimse seni hipnoz bile edemez. Adem'e ait bir cümle okuyayım. Adem, bu manada Adem, Risale okurken, mektuba, bütün çeşit sesli sessizlik, bütün çeşitler, sesler, sessizlikler, zeminsiz zemininden doğar Adem. Sanki bütün sayılar sayısız olan, sıfırdan veya aydınlık ademi olan karanlıktan çıktığı gibi, her bir varlığın vücudu Adem'den çıktığı gibi. Bütün sesler sessizlikten, zemin zeminsizden, çeşit varlıksızdan çıkıyor. Öyle bir zaman gelecek ki, her bir cismin titreşiminden ses alınıp, fıtri müzik yapılacak. Mesela bunun titreşimi var. Şu anda durmuyor ama elektronların titreşimi var. Öyle bir zaman gelecek ki her bir eşyanın titreşimi tespit edilecek. O titreşimlerden ses, fıtrata uygun müzik çıkacak. Kainatta müzik ilahi diyor ustam. Kainata bakarsan bir sanki orkestra şefliği gibi müzik şeyleri, aletlerinde ses çıkartıyor ama duyabilirsen diyor. Hatırladınız değil mi abiyle matta? Evet. Bir de okuyayım. Öyle bir zaman gelecek ki her bir cismin titreşiminden ses alınıp fıtri müzik yapılacak. Bir de bütünlüğe gelmiş vücutların sesleri, müziklerine ulaşılacak. Her şey Allah'ı tesbih eder bir mana. Kur'an'da bu bir mana. Mesela bunun bir titreşimi var, bir de buradayken bunlar bir titreşim var. Bir de kimyasal yani, 5-6 tane mesela hidrojen, bir titreşim var, oksijen bir titreşim var. Ama H2O'lu olunca ne oksijen var, ne hidrojen var, başka bir şey. Bu müzikmiş. İkisi bir araya geldiği zaman. Kur'an'mış bu manada. Hem Münazarat 11'de diyor ki, zira kainat nagamatıyla raksa getiren, hakaikin esrarını ihtizaza veren, buradan çıkartmışım, bak iyi dinleyin, Münazarat 11. Zira kainatı nagamatıyla raksa getiren, hakaikin esrarını, hakaikin, hakikatların esrarını ihtizaza veren, musikai ilahi hiç durmuyor. Padişahların padişahı olan Sultan Ezeli, Kur'an denilen musikai ilahiyesi,
Bak Kur'an için diyor. Kur'an denilen musikay ilahiyesiyle umum alemi doldurarak kubbi asumanda şiddetli ses getirmekle diye devam ediyor. Ben de kainat sultan ezel olan kainatın padişahı diyor. Ben de diyorum ki kainatın patronu. Sahibi ya. Efendim ısındırırsa tamam ben de gireyim de ondan sonra bizim ben neyim? Dediğin anda kendini inkar etmiş olursun. Ben neyim? Yani nesnele ne ile ne olduğunu bileceksin. Bu sefer ben olanı inkar etmiş oluyorsun. Nesneye dünyasını indiriyorsun. Hmm. Ben neyi merak ettiğim zaman hiçbir şey düşünemeyeceksin. Bak ben neyim dediğin anda kendini inkar etmiş olursun. Neyimle ne ile kendini düşünme. Neyimle neleri düşünme. Nelik üzerine ben neyim ara. Tanımladığın veya ifade ettiğin veya edebilmişsin o sen değilsin de. Eneye neyim deyip belirlenemez. Ben neyim? O belirlenemez. Belirlenemediği için tanımlanamadığı olan ene diyoruz. Belirlenemediği için, tanımlanamadığı için ben diyoruz. Ben dediğin zaman belirlemiş oluyorsun. Ben de yok çünkü. Ben de yok. Ama öğrenmek için konuşuyorum. Allah Allah. Size öyle bir soru sormuşlardı değil mi abi bir yerde? Evet. O zaman siz kimsiniz? Ben de beni arıyorum. Evet. Bulduğunda olumsuzla inkar et. Çünkü belirlenmiş olan olamazsın. Yani bir şey buldun, inkar et onu. Gene o evet, sen olacaksın. Aramaya devam et. Aramaya devam et. Ben buyum dedin ama onu inkar et. Değilim de. Çünkü o ben buyum dedin sen kendini inkar ediyorsun. Aramaya devam et. Zaten benim bir süre sonra ben bu değilim diyecektir ki zaten. O zaman la ilahe illallah gibi yani. La ben, evet. İlla ben. İlla ben. O değilsin, bu değilsin. La ilahe mi diyeceğiz? Ne denir ona bilmiyorum. Şu sefer de bitireyim. Diyor ki maddenin içinde enerji yok. Maddenin kendisi donun enerjidir. Maddenin içinde, bardağın içinde su var. Bardak ayrı, su ayrı oldu. Bardağın içinde, maddenin içinde enerji yok. Madde kendisi donmuş enerjidir. Başka? Soyutlama yapabilme nispetinde tefekkür edebilirsin. Somut, soyut. Soyutlama, yani maddenin arkasına geçebilenlerde tefekkür olur. Zeki olabilir. Zeki var ya, zeki olabilir. Soyutlama daha farklı bir şey. Yani zeki olabilirsin. Zekiler somutu çok iyi bilir. Zekilikte kalmışsa soyuta geçemez. Yani özne ne demek? Asıl nesnesiyle. Asıl nesnesiyle. Nesneyi de aslıyla bakacaksın. Bazen mülkle melekute, bazen melekütle mülke, sonra da ne dedim bak, mülkle son cümlemiz, mülkle bir melekute, bazen de melekütle, başka bir şey de anlatacağım şimdi, bazen de melekütle mülke, bunu muvaffak olduğunu ikisinin arkasına geçiyorsun. İlahe. Mesela Rabbin Nas, Melik-i Nas, İlahiyat. Mesela Melik-i Nas, mülk de melekute. Rabbin Nas, melekut de mülke. İlahi Nas, ikisinin arkasına geçer. Abi bu şöyle bir şey oluyor mu? Mülk, Adem ve vücut iki menzil gibidir makamına mı geçiyorsunuz sana? Evet. Hı-hı. Adem'e de menzil diyor, Allah canibinde. Ama bizim canımızın ensil değil. Ama arkasına geçtiğiniz zaman ne olur? O. Arkasına geçince belirlediğim şeyi inkar et. Tahir miyiz abi? Öpeyi. Tamam. Biraz ısındık mı? Gayet boyutu yani böyle. Hadi bismillah. Nasıl hallettiniz? Elhamdülillah. Durumunuz iyi mi abi? Elhamdülillah. Ondan sonra
gömüldük abi. Ben sen ne ben şuyum dediğini inkar et. Yoksa o sen değilsin. Evet. Çok biz iman edeceğiz diye biliyorduk, inkarcı olmuşuz. İnkarcı olmuşuz. İki, la ilahe. İman etme değil, inkar etmeyi öğretiyorsunuz. Evet. Allah Allah. La ilahe neleri bilmiyoruz pek. Çünkü neler putlaştırmışız. Öyle bir asırdayız ki bu cümleyi de demeden geçireceğim. Yani okumuyoruz. İnkar etmeden tamam. İman edilmiyor. Evet. İnkarlarımız pek yok. Allah Kur'an'ın tabiriyle nefsimizi ilah edindik, başkasını ilah edindik, arzularımızı ilah edindik. Böyle böyle geçiyor. Kitap okumadığımız için, kendimizi Risale-i Nur'a muhatap etmediğimiz için şeyhler, ustalar, abiler türedi. Değil mi ki? İlk önce elimizden onlar tutacak da ama kabire kadar bunlarla mı yapacağız? Niçin? Niçin kendini tembelliği kitap okumayınca benim şefim beni kurtaracak. Benim ustadım kurtaracak. Ustad da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ya Fatıma peygamberim kızın gibi diye sakın şey yapma. Anladın mı? Muhatap o. Yani peygamber kızına böyle diyor biliyorsunuz. Anladın mı? Hak ettiğin zaman sana verilecek. Ama kusura bakma kitap okuma. Namazdan namaza, televizyonlardan, internetten çıkma. Şeyhim bir kurtaracak, cübbesini tutacağım. Ya cübbesi koparsa, ya cübbesi yanmışsa, ustadım beni şey yapacak. Yok öyle arkadaş. Nereden türedi bu? Tembelliğimizde. Okumuyoruz. Adam Çorlu'dan gelmiş, doktor, Çorlu. Hepinize söylüyorum. İltifat etmiyorum, inanın iltifat etmiyorum. Çoluk çocuğunuzu bu saatte, pazar günü, kahvaltıda oturman ne demek olduğunu. Bak ben de bıraktım, yaya geldim araba. Ya ne demek olduğunu bilmiyorum. Niye çoluk çocuğunuza pazar günü herkesin meşru ve mubah olan hakkınızı niye terk ediyorsunuz? Ya, şimdi peki şunu da söyleyeceğim. Geçen Osman'a söyledim. Ya bu Dima bana bir anlat diye hatırınıza gelen bir abi var mı? Benim tanım. Ha, niçin gelmiyor biliyor musun? Yoktur değil. Çünkü sen kitap okuyorsun. Muhatap-ı Risale oldun. Oldun artık sen yürüyorsun. İşte böyle yürüyebilene ancak müddebir var yani şu destanenin sevk idaresi, temizliği var. Elektrik parası, su parası, yemeği, içmeyi. Yani hizmetin şeyi var ya, orada müddebir gerekiyor. Kanun ilahidir, peygambersiz olmaz. Ama dimağı da Ahmet Mehmet'ten ihtiyacın yok. İşte he aman aman Risale'nin konularına böyle olsak dimağı hakim gibi, bak şey noktasına, Risale noktası kimsenin ihtiyacın olmaz. Yani kimsenin tekeli yani... Olmasın. Çünkü niye? Kendini inkar ediyorsun. Burada öğrenmeyeceğiz. Başta onun için başladım. Kardeşim, dışarıdan biz değişiyoruz. Ama dönüşmüyoruz. Bilgilerle değişeceğiz. Ama dönüşüm size. Ben veya hepimiz elektrik aldık feneri bu derste. Yürümeyi sen yapacaksın. Yolun sen, sokağı sen tercih et. Değişeceğiz. Dönüşümü sen yapacaksın. Bismillahirrahmanirrahim. Lemalar 74, 27. defter, sayfa 351. Notsuz, deftersiz niyesin? Gafur. Telefonum orada abi ya. Al. Bitti mi abi? Telefonum... Bitmediyse sonra bir ara buradan şey yaparız. Yok yok al. Abi bitmediyse buradan... Tamam sen bu açık olsun şeyi. Tabii ki. Oradan yapalım. 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 Olur mu? Yapalım. Olur olur. Tamam. Olur. Şimdi şey yap. Lemalar 79 sayfa 351. Buldunuz mu abi? 359. 74 dedim. He? 351. Buldunuz sayfa? Buldunuz. Lemalar hayale imkanı zatî hayale imkanı zatî imkanı aklı şeklinde gösterebiliyor. Bunu direkt yazmışım. Niye metni yazmamışım? Uçakta mıydım acaba? Bak hayali imkan-ı zati imkan aklı şeklini gösterebiliyor. Şeytan hayaline karışırsa böyle olabiliyor ki her şeyin ifratı şeytandan, her şeyin tefriti nefse emmareden, her şeyin vasıtı ise fıtrattan, sünnet-i seniye. Arkadaşlar 74'ü gördünüz mü acaba lemalar?
Orada bakalım mı abi? Bir bakar mısın oradan niye bunu yazmadım? Niye atladım? Ha, lemalar buradadır. 74 de burada burada. Hem de 13. Ya şu 6. şerh. 6. şeyde 74. Şeytanın en tehlikeli de size şey şudur ki yani çok komple yazamadım herhalde. Uçaktaydım. Bazı hassas ve safi kalpli insanlara tahayyülü küfrü, bak tahayyülü hayal edin şeyde serbest mi? Tahayyülü küfrü, tasdiki küfür. Tasdik nerede? Tağ aşağıda. Küfürle irtibas ettiriyor. Tasavvuru dalaleti, dalaletin tasdiki suretini gösteriyor. Ve mukaddes zatlar ve münezzeh şeyler hakkında gayet çirkin hatıraları hayaline getiriyor. Mesela mukaddes zatlar var ya, mesela Allah hakkında, peygamber hakkında akare, bacın hakkında, anan hakkında mukaddes zat. Bizim için mukaddestir yani. Kutsidirler. Münezzehtirler bizim nefsaniyetçi ihtiyacımız. Onun için kutsidirler. Kutsi bir manada o. Nefsimize zıt olan. Tamam mı? Kutsi dirler. Kutsi bir zat. İmkani zatı var. Mukaddes zatlara ve münezzeh şeyler hakkında gayet çirkin hatıraları hayali getiriyor. Ve imkani zatı, kullanın diye ben hani acımasız misali verdim. İmkani zatı, imkan aklı şeklinde gösterip imandaki yakinine muhalif bir şek tarzını veriyor. Ve o vakit o biçare hassas adam kendini dalalet ve küfür içine düştüğünü tevehüm edip imandaki yakininin zahil olduğunu zanneder, yeise düşer, o yeiste şeytana maskara olur. Şeytan hem yeisini hem o zayıf damarını hem o irtibasını çok işlettirir, ya divane olur yahut her çibat abat der, dalalete gider. Tamam, buna ne demişiz biz? Demişiz ki hayale imkan-ı zati, imkan aklı şeklinde. Mesela şuraya geleyim. İmkan-ı zati, zatına tahayyülü getiriyor veya tasavvuru getiriyor. Şurada olan zatına mümkün yani. Karadeniz pekmez olabilir gibi. Diyor. Şuraya tasdik var şurada. Şuraya götürüyor, tasdik etmişsin gibi. Lan buralarda mehalelerden geçmiş. Sanki senin şu şeyleri onaylamış, aklı meratiplerini geçmiş. Ondan sonra insaf var biliyorsun, aklının bir içinde bir insaf var. İnsaf sıfırdan geliyor. Şunu silmiş, onu çakayım. Ondan sonra o mertebelerden sanki geçmiş. Burada şimdi abi bu imkan-ı zati ve serbest bölgede gibi duruyor. Evet. İmkan-ı akli. Mesela yukarıdakilerde şey dedi. Tahayyülü tasdik gösterdi. Tahayyülü küfrü, tasdiki küfür. Tasavvuru dalaletin, dalaletin tasdiği dedi. Bunda ama imkan-ı zati, imkan-ı akli dedi. Zatında imkan-ı akli. Biraz daha değişik söyledi. Niçin söyledi biliyor musun? Sanki buraya girmiş gibi. Yani tasdik demedi mesela. He. Gene buraya da sokmamış. Yani birincisini bu söyledim, tasdik. Evet. Şimdi buraya geliyor şimdi ikincisini. Mesela imkan akli. İmkan akli bunu buralarda kullanıyor ya. Evet. Yani aklen mümkün yani. Akıl böyle bir şey var yani. Akıl neyle şey yapıyordu, çalışıyordu. Aklın şeyi delil miydi? Delil, burhan ucu. Ha, oydu değil mi? Üçüyle çalışıyor. Yani orada sanki bir delil, burhan hüccet varmış. Ha. Gibi yapıyor ama aslında öyle bir delil yok. Sadece imkan var. Evet. Yani imkanı zati veya mümkünler o zaman. Şurada hüccet var. Burada delil ve burhan var. Hmm. Burada hüccet var. Ha, hüccet orada. Delil, burhan varmış gibi. Evet, var mı sanki? Sanki onun varlığıyla ilgili ama onu ne yapıyor? İmkan akliyeyi imkan akli gibi gösteriyor. Yani şu. Şimdi şeytan vesvesesiyle akla şüpheler vermek istiyor ya dedi daha önce. Burada imkanatlar burada ya. Emrini itibari, emrini ispiler burada. Evet. İmkanatı aklın kabul etmiş gibi gösteriyor. Aklın tamam, aklın da kabul ediyor. Sanki içeriye sokmuş gibi insan anlıyor. Aslında serbest bölgede bir tane daha imkanat veya mümkünler var. Tabi serbest bölgede imkan-ı zati... imkanı atlı şeyler de yazılabilir bu şuraya. O zaman onu da yazayım ben. Hakikaten doğru. Ne demiştin? İmkanı atlı, yani aslında imkanlar burada. Ha, mümkünler orada. Çünkü fakat şey yok. Aslı değil yani.
şuraya ekliyorum şu serbest bölgeye. Serbest bölgeye hakim olduğunu. Beşeriyet falan yap. Şuraya. Şuraya. Ekleyelim çünkü her niçin silmedim? Şey olmasın diye. Her zaman. İmkanı aklı mı diyeceğiz abi? Yok, aklı demeyeceğiz oraya. Şey. İmkanı zatiler ya da... Ha, imkanı zati, imkanı. İmkanı zatiler. Zatiler. Yani çok güzel. Zatiler. İmkan... bu şey çekiyor mu? Bakayım. Evet, tak kelime. Tak kelime midir acaba? Sen böyle yazıyorsun. Tasavvuda terörlüsünü gösteriyor. İmkanı zati. İmkan hakkı, ha imkan ha takke var, yanlış olmasın diye takke var, imkanı zati, şurada da var, tamam, imkanı zatiler, güzel, bir tane madde de girdi, çok ilginç bir şey girdi ama, çok ilginçti. Aklıcığım bu oraya ait sanki, şuraya aitmiş gibi gösteriyor. Mehmet kardeş, iyi misin abi? Elhamdülillah. İyiyiz değil mi? Elhamdülillah. Hadi bakalım. Lemalar 75. Kumle yazamamış demek ki. Öyle de hayal veya fikir aynesinde küfriyatın ve şirkin akisleri ve dalaletin gölgeleri diye devam ediyor. Bu imkan zatileri oraya niye, kim gösteriyor onu? Şeytan onu gösteriyor. Şimdi buradakini... Şu sistemde olan var ya. Şeytanın tarafına yazmamız gerekmiyor mu? Şeytanın zaten bu şeyi, şu meleğin altına yazmıyoruz bu. O serbest bölgenin özelliği. Serbest bölgenin özelliği. İmkan zatiler var orada. Ha, tamam. Yani bu değil yani bu. Şu değil o meleğin. O gruplara yazmadık. O grup değil. Mesela bu hepsi bak. Şu madde hep bu şeyin. Bak beşeriyetimiz aynı. Yani beşeriyetimiz serbest bölgede. Serbest. Enaniyetin süre serbest bölgede. Bunlar böyle geliyor. Serbest özellikleri. Vasıfları gibi. Sıfatları. Serbest bölge. İmkani zatiler buradadır. Her türlü imkan. Her şey olabilir. Ama imkan aklı şeklini gösteriyor. Delil burhan varmış. Delil burhanı varmış sanki. Olmasına yani bu, dair yani. Yani çok benden acımasız misalleri veriyorum. Çünkü acımasız soru soruyorlar. Sen Allah hakkında. Aslında abi ben biraz tefekkür ettim ama şuraya şunu yazdım. Bu serbest bölgenin en tepesine bu işaret yazdaki şeyi yazdım. Bu serbest bölgenin içine vacip, mümkün ve mümteni koydum. Her şey var orada. Sureti her şey var tabii. Her şey var. Her şeyin sureti ama. Evet. Sonra bu tarafa mevcut sonucunda vücut, bu tarafa madum ve Adem dedim. Öf. Onu serbest bölgeye uyguladım evet. Yani. Hep sinema suretidir ama. Tabii suret yani. Hepsi sureti. Söylediğim çok ilginçtir ama. Onu da bir şey yaparız. Çok ilginç bir şey söyledi. Öyle de hayal veya fikir aynesinde onu önce inleyeceğiz beraber. Küfriyatın ve şirkin akisleri ve dalaletin gölgeleri diye 13. yine lemada hayal ve fikir aynesinde diyor. Hayal şuurlu canlı aynadır. Bakın unutmayın. Hayal öyle bir tane böyle lavabodaki aynaya benzemez. Hayal şuurludur, canlıdır. Böyle bir ayna. Kimin aksettiğini biliyor. Lavabo aynası gibi değil. Batında hiçbir şey hayattan kopuk değil, canlıdır. Yani o çıktı. Hayale gelenler hepsi o insanın sureti timsali aynı canlıdır. Yani hayale mesela öfkemizi, şehvetimizi, gadabımızı, vesairemizi artıyor ya. Diyoruz ki bu hayal aynı, hayır. Onun timsali sureti geliyor. Timsali sureti aslında kopuk değil. Şöyle düşünelim. İnternetten kopuk olursanız telefonunuzda video oynar mı? Gibi. Mesela hayal ediyoruz Gafur'u, Ahmet'i, Mehmet doktoru. Burada konuşurken hani var ya büyükler demiş. Kurdu anarken sopayı hazırla. Tamam. Geliyor gibi manasında burada oluyor.
Yani arkadaşlar her bir şey her şeyde ya sureti var ya kanuniyeti var. Ya hakikati var ya mahiyeti var. Her şey her yerdedir. Burada peki fikir aynası ne? Fikir de kendisi de ayna. Fikir zaten bir yoldu. Şey olmasın abi, hayal tahayyül aynası, tasavvurunki de fikir aynası olabilir mi? O da olabilir de. Çünkü tasavvurumuz bizim fikrimizle alakalı değil mi biraz? Evet, biraz şimdi, değil öyle. Hayal, yani fikir zaten yoldu. Ha, tahayyül hayal aynasında, tasavvur fikir aynasında. Ha, güzel. Ya tasavvuru dalalet tasdik dedi ya. Onu fikir aynasında gösteriyor. Doğru. Çünkü çok ilginç, doğru o da. Niye? Düşünceler, malumatlar, yani bilgiler burada. Nerede kullanacaksın? Hangi yolda? Bunun da bir şeyi var. Fikrin de bir sureti var. Evet, bu fikir, bu hayal aynası. Hayal aynası, fikir aynasını evet, kullanıyor. Hayal aynasını kullanıyor, fikir aynasını kullanıyor. Tamam, ben bunu ekleyeyim. Çok doğru. Peki orada taakkulde biz fikri taakkulde diyorduk değil mi normalde? Evet. Fikir yoldur ama şeydir. Orada fikrin sureti var, her şeyin sureti olduğu gibi. Sureti var. Kanuniyeti taakkulde, hakikati tasdikte, mahiyeti itikattaydı. Dimağdaki mertebesi ama bu. Fikir yoldur kardeşler, fikir yoluyla diyor. Fikir yani orada yürüyecek. Mesela doğru, düşüncelerin, bilgilerin, malumatların, zanların nerede yürüyecek? Nerede yürütüyorsun? Dedim bir şey değil ki, yani doğru. Mesela malumatlar, bilgilerin, zanlarını, düşüncelerini nerede yürüteceksin? Nerede istakim edeceksin? Fikir yolunda, fikir ayna diyor. Yani yoldur yol, fikir aynadır, yoldur der, nehirdir der. Yani bir şey yürütüyorsun orada. Tamam, doğru, ben onu ekliyorum. Diyorum ki, isterseniz siz de ekleyin. Hayal, tire yap, şöyle yapın. Hayal aynasında tire yapıyorsunuz. Tahayyüllerimiz altına geç. Fikir aynasında tasavvurlarımız. Çok acayip. İkisini de cem et, görünüyor de. Çizeyim mi ben buraya şey göstereyim? Yazın abi. Yazayım. Tahayyül zihin aynasına bakmıyor musun? Tahayyül şu. Hayal diyor. Hayal. Zihin vicdanda. Aynasında. Kalpten geçecek ki fikir olacak. Yani. Bizim istediğimiz. Fikir aynasında. Ne dedin sen Gökhan? Şey, tahayyül zihin aynasına bakıyor gibi. O sonra, oraya taşınma. Aşağı vicdana. Ne dedin? Zihin demedin mi? Zihin vicdanda. Evet. O da ayna, o daha camia. Bu surette. Her şeyin sureti burada ya. Limandayız, vicdanayız. Fikirde taakkulde mi abi? Mesela yani öyle bakarsak fikirde taakkulde. Ama sureti var burada. Taakkulde kanuniyeti var. Hakikati burada. İtikatta da mahiyeti var her şeyin. Her şeyin sureti burada ya. Fikir, bak hayal aynasında tahayyüllerimiz, burada tasavvurlarımız. Larımız görün, çizeceğim dur. Hasan abi fikri şeye koysak tasavvura daha münasip olmaz mı? Fikir tasavvurda olsa. Öyle yaptık zaten. Yok, normal zatında da hani biz taakkulün bir sıfatı olarak. Kanuniyeti diyor yani. Yani ha. Yani tasavvur çünkü hep fikir, düşünce, malumat ya. Fikri şuradan çıkıp şuraya mı gelse? Olsa daha mı münasip acaba? Yani şimdi bu açıdan baktığımızda. Bir ara çünkü siz fikri ikisinin ortasında gibi dediğinizde hatırlıyor musunuz? Evet. Çözemiyorum yani. Yani biraz yani hala öyle. Yani mesela taakkul ile tasavvur arasında hep gidip geliyorum. Fikri. Sonra şu çareyi buldum.
Sureti burada, kanuneti burada dedi. Onu şöyle de hani demek için diyorum. Sonuçta akıl hem hayali hem tasavvuru kullanıyor ya. Kullanıyor. Onun malzemesi onun yani. Evet. O zaman yani orada demek de bir beis olmayacaktır diye. Nasıl hayali çok alıp getirip tahakkule getiremiyoruz ya. Yani hayali orada duruyor çünkü evet. Daha müşahhas duruyor. Fikir de orada olsa o malzeme yani tasavvurun aynası fikirse o da şeyin malzemesi ise evet. Tahakkül ikisini de kullanabiliyorsa zaten yani kendi şeyi oysa yani akılda okuyorsunuz ya belki o gözle bir daha evet. Fikri bakmak lazım. Yani biri hayal biri fikir. O zaman bu tabii kesin şeyini akıllı okumalarımızda şey yapacağız inşallah oturur o. Fakat düşünmüyorum değil çok acayip. Çok çünkü ortasında dediğinizi ben hatırlıyorum. Evet, çok gittiler yaşıyor. Bir mertebedir gibi. Çünkü fikir netice değil biliyor musun? Herkes orada dolaşıyor. Herkesin bulunduğu bir yol. Yani serbest bölgeye daha sıfatları uyuyor. Çünkü fikir. Yani fikir netice değil yani. Üstad yoldur diyor. Fikir yoldur. Şimdi sif akıl dolaşmıyor ki bu. Yani o kadar uyuyor ki. Değil mi? Yani evet. Serbest bölgemsi bir... Herkes bir dolaşıyor o yolda anlamında. Ama fikir ne oluyor? Akla geldiğinde değişiyor formatı. Akıl çünkü kullanıyor o malzemeyi. Kullanıyor çünkü sanki içinde delil ve buran varmış gibi. Onu biraz da gidelim. Tamam. Ama kafamızda ciddi bir şey de zaten var o. Biliyorsun uğraşmışız. Ama en son öyle demişiz. Sureti o, kanuniyeti bu diye. Ama taakul dersinde, akıl dersimizde onlar hepsi oturacak. İnşallah. İnşallah. Levhalar 128. Bitti mi abi? He bitti. Bir şey mi diyecektim buna? Yok yok. Şey bitti mi? Akıl yok. Evet. Akıl daha bitmedi. Akıl bitmez. Yani. Biz de bitmeyiz. Yok bayağı bir, ama bir dönem heyecanlı. Korkunç şeyler var. Çok acayip. Mesela geçen biraz bahsettim. İmanla itikat, akılla kalp. Bak Dima, arkadaşlar çok ilginçtir ama düşünen kafalar olduğunuz için hayret edeceksin, hoşunuza gidecek. Dima esmalarla çalışır. Kalp ism azamlarla çalışır. İtikat esmaların bütünlüğü, iman ise ism azamların bütünlüğü. İtikat esmaların bütünlüğü? Evet, itikat burada ya. Yani dima esmalarla çalışır kardeşim. Kalp ne farkı var deyince çok en bariz kalp ve akılın ism azamla çalışır. İsimlerle değil. İsimleri barındırır. Ondan evet. Mı üstada şey oldu? Ben, şey, evet. Aklı ve isimler yetmemiş üstada. Bir sene şey yapmış. Evet, bir sene. Çünkü her şeyin aklı olmadığını, kalı mesleği de geçiyor. Her şeyin aklı olmadığını aklımız da söyler diyor. Allah Allah. Kainat abi esmaların... Cilve cimal cimal nakşi sanatı. Cemi. Evet. O zaman bu... Kalp, bu vicdan, bu başka bir şey ya, kainatın dışında bir şey ya. Yani şey, zaten şey diyor, vicdan, şey, kalp diyor pencere, vicdan nezare, vacib vücudu seyrediyor. Sübhanallah. Yani acayip bir şey ya, başka bir şey ya. Tabi oralara girmeyeceğiz ya, kalbe, vicdana gir. Yani daha dima bitti, şey yapmadı. Ama ha. Kalbin kendisi şu penceredir. Evet. Senle bu kıyas eder misin şu pencere? Evet. Bir de sen varsın, bir de karşıda gözüken. Kalp bir pencere, vicdan bakan, karşıda da vacib-ül vücut. He, dördüncü mektupta ne dedi? İnsan ya, hani dedim ya dersin başında. İnsan öyle bir toprak bulmak istiyorum ki. Eksem, insan bir çekirdeğe benzer. Ona çıksa dedim ya. Abi perdeleri açık bırakırsak o zaman dışarıdan da bizi seyredemez mi? Allah ya. Şimdi o toprağa girmedim. O toprak nedir biliyor musunuz? Ne? Dur. Şecere şefkati açmam lazım. Perdeyi açmam gerek. Şimdi insan bir çekirdek ya. Haliku habbi ve neva. Bütün şeyin cemi. Ama insanda istemiyor. Sıfatlarıyla kainatta diyor ya, zatıyla insandayım. Hı. Tabii onu düşünürken, insan, dedim ya bir toprak olsa da, gömse, ne çıkar acaba? Nara attım, kapı çekirdeğine bak, siyah değil mi? Kapısı bak.
ondan sonra nara bak, çekirdeğine nara bak. Dedim ya, insana koysan 18 bin alem, hayır insana bu değil ki, ne çıkar? Dedim yani, şimdi onu göstereceğim. Nasıl bir toprak dedim ya, insana. İnsana uygun bir toprak. Nara uygun bir toprak bu. Fındığa uygun toprak. Bana uygun bir toprak ne olabilir dedim. Ne olabilir biliyor musun? Bak. Şimdi dedim ki, dimağımı ayrı düşünsem, çekirdek, onun toprağı arş olur. Kafa Esma ile çalışır. Tamam. Ruhu yapsam, yani akıl ve kalp şey, ruha bir toprak aradım, arş azamı buldum. O zaman dimağı mahfuz deseydiniz abi ya. Öyle değil. Ha, şey, bu kalp bu tabi. Kalp bu. Dimağı bu. Ruha bu. Eleği de bu. Topraksız toprak. Yani toprak hayal edin işte. Yani zeminsiz zemin. İşte bunların hiçbiri de siz değilsiniz zaten. Değil. Hangisine ben diyeceksiniz? Dediğin anda zaten kendini inkar ediyorsun. Ben buyum dediğin anda kendini inkar ediyorsun. Değilsin. La ilahe. İlla o var. Hiç sen yoksun ki. Hiçliğini bilmenin yolu bu. Tanımladığın şeyle kendini inkar ediyorsun. İnkar ediyorsun. Ben buyum, şöyleyim diye her tanımladığın inkara götürüyor seni. Kendini, çünkü o değilsin. La ilahe. Sonra illallah o. Başka, ondan başka hiç kimse bir şey yok ki. Biz gölgeyiz. Çok tuhaf yani. Bu kain, insan kendisinin gölgesidir. Kimin? Kendisinin. Ve hiçbir zaman ben diyemeyeceksin. Diyemeyeceksin. Dediğin zaman bittin. Bittim. Gene inkar edeceksin. Evet. İnkar etmen lazım. Kendini inkar ediyorsun yani. Ben buyum dediğin anda. Abi bu dedikleriniz toprak ya, arş, defi mahfuz, toprak. Arş azam. Yani aklın toprağı, defi mahfuz, kalbin toprağı, arş diyelim. Ruhun toprağı, arş azam, elenin toprağı, mecun. Tamam, bunlar toprak. Kardeşim. Bunlar Adem. He. Bundan çıkan vücut. Vücut. Ona da ben diyemezsin. Nasıl olacak? Bunların... Bırak dağınık kalsın. Bırak dağınık kalsın. Çünkü bir tanesine dedim ki, sen vücut mu sahibi mi zannediyorsun? O vücudun senin. Neyiz abi dedi o zaman? Mevcuduz biz. Zati sıfatta değil mi? Vücut, vahdaniyet, beka, kıdem. Devam ediyor. Vücut, biz vücut muyuz? Mevcuduz. Mevcut ne o zaman? Vücudun gölgesi. Adam ben ilham diyor ya Firavun. Kaçak elektrik yapmış adam. Elektriği gitti sayacın arkasından aldı. Yani o kadar gerizekalı değildi ki. Yani adam bir şey fark etti. Panteistler de öyle. Ya. Muhittin arar. Bakın onu ile burayı nasıl beraber ortadan kaldırmış. Yani dedim ya, murad-ı ilahi felsefesini şey yaparsan burası orası. Sağ öldün. Yani mesela günahtır, sebaptır, cennettir, cehennemdir. Muhittin Arabi'ye soru, namaz kıldığımı falan sormamışlar, öyle yazıyor. Ben Rabbuki deyince, biz bizdeydik, biz bize geldik, bizi bizden mi sorarlar? Ben şaşırıyorum, sen kimsin? Sen olmaman, ben benim, sen bensin, ben de senim yani. Bu burası, orası, soran, sorulan. Allah Allah. Evet. Ben niye anlatıyorum bunu biliyor musun? Allah. İnsan evinden gurur duyduğum için anlatıyorum. Nasıl bir haletle yaşamış ve ölmüş ki onunla? Bak şimdi, Hasan abinin rüyası... Hala devam ediyor. Hasan abi, sizin rüyan var ya, her yere nereye koyarsanız onu şekli alıyor. Bu kayavun gibi. Kapı kapıya çalma. Öyle bir şey. Ve o zaman da başladı. Dedim ya ben kendimi, ben beni nasıl bulacağım? Ben de bulunmam lazım. Hem de Enfusi abi söylüyor, Zübeyir abi. Gitti. Hem de dönmüyor bir de. Şöyle yapıyor. Dönmüyor böyle. Böyle. Bak şu arkada tepede mi? Tepe. Ben bir baktım ki mesela Nirvana,
Hira, ondan sonra Musa Aleyhisselam'ın Hebda, Tur, hepsi böyle. Falan dağlar İsa Aleyhisselam. Hep dağ yani. Dima. Dimağın üzerine kurulmuş saraylar. Kapı çalıyorsun. Heyecanlanan. Benim bakayım cevap veren de. Garipseyen benim, gülen o. Soru soran ben, cevap veren ben. Olmak isteyen ben, olan ben. Gitmek ben, gelen o. Ben. Giden de ben, gelen de ben. Soran da ben, cevap veren de ben. Olmak isteyen de ben, olan da ben. Veren de ben, alan da ben. Allah Allah. Daha direkt ya. Adamlar basit adam değil ki, şeriatı bitirmiş, usulü bilmiş, Muhyiddin Arabi. Bunlar şeriatı, şey mi zannediyorsun? Senin bildiğin zahir şeriatı bilmiyor mu adam? Adam o formata geçmiş, gelememiş işte. Fela filla olmuş, uçak kalkmış. Ve kabilla inememiş. Ama batıl olsaydı, nereye batıl? Burada batıl, alem-i şehadet. Orada batıl değil o. Çünkü 28. lemada ustad, İslamiyet'in bir mucizesidir diyor. Öyle mi Osman? Evet. Mucize diyor ya. Ustad niçin? Bazılar niye zındık-ı kebir diyor, bazı şeyh-i kebir diyor. Pergelini gayba koyunca şeyh-i kebir, alem-i şehadete, zahir şeriatı koyarsan zındık, İkisini beraber cem edersen İslamiyet'in mucizesi. İkisini cem etmiş bir bakıyor. Toprak. İllallah. Toprak Adem ya abi. He. Toprağı fark etince zaten toprak yok. İçlik. Şimdi mesela içliğini bildin, diman, içliği, lefi mahfuz diyoruz, toprağa diyoruz ya. Ona muhatap olunca o zaman kelama muhatap, vahiye muhatap oluyorsun. Doğru. Bir de ne buldum biliyor musun bunlarla kalın? Çok tuhaf ya bu haftanın şeyi. Mesela zaman akıyor ya, zaman her şeyin, yani hareketin levnidir. Aslında bunların hareketlerini dişe vuruşu zamandır. Görmüyoruz ama gördüğümüz şeyle anlıyoruz. Zaman. Usta diyor 24. sözde, zaman hareketin levnidir. Ne anladım biliyor musun bunu? Böyle, işim bu ya benim. Baktım ki, her dönem, her eşya, her şey, münasebet kurduğum her şeyle benim aslında zaman içinde bir hususi zamanımız oluyor. O zaman penceresiyle giriyorum, zamansız oluyor, zaman hızlı akıyor bende. Hızlı ve yavaş akmalar bizimle alakalı. Yani biziz. Yani şöyle diyeyim. Herkesin bu umumi zamanda, yani herkesin umumi dünyada, hususi dünyası var ya. Herkesin şu zaman akan bizimle alakası yok. Bu akıp gidiyor. Eşeği değiştiriyor, bedeni değiştiriyor, sureti değiştiriyor. Sureti değiştiriyor devamlı. Değişiklik yapıyor nehir gibi. Onun içerisinde mutfakta ayrı bir zaman işliyor bende. Tuvalette ayrı işliyor, banyoda ayrı. Ders yaparken ayrı işliyor. Tefekkür ederken ayrı işliyor. Yani sonra baktım ki 6 tane aynı anda zaman yaşıyoruz. Sağ, sol, ön, arka, alt, üst. Şu anlarda anlatıyor. Yani bu zaman içerisinde sanki bir kapı açılıyor. Çünkü zaman dehri ya, dehri esma. Ezel esması, ebed esması gibi. Bu da bir esma. Sıfata geçince, sıfattan den vurulunca zamanın önüne kalıyor. Yani arkadaşlar her yaptığınız şeyde farklı zaman esmasına mazhar oluyorsunuz. Standartlık yok. Esmada olduğu gibi cilve ceman nakış sanat ya. Zamanın da cilve ceman nakışı sanatı var. Mesela ölüm kafiredir. Mert Müslüman'a, Müslüman şey, kafir teris olmayacak. Müslüman teris olacak. Müslüman ölmüyor. Mert'e mazhar oluyor. Yuhi ve yemin. Ölmeyeceksin Yasin. Teris olacaksın inşallah. Ölmeyen ölecek. Şimdi bundan sonrasını okumuştuk. Şeye geçiyorsunuz abiler. Sayfa 360. Hadi bakalım. Oraya da bir işaret koymuşsunuz 236'ya. 200? Yani ilk o mehaze bir işaret koymuşsunuz okunduğu gibi. Yani şeylere böyle 236'yı okuduk. Ha
247 okuduk. 249 okuduk. 274 okuyacağız. Öyle mi? Tamam. He, o çizgiler şu. Kalemi onun için tutuyorum. Hı. Okuduğumuz bir de okumamak için çiziyorum. Geçelim. Çünkü işimiz çok kardır. Bir gün doktorum, bunu okurken okuyacaksın. Yani anlamayacaksın ters olmayı. İnan bana. Anlamayacaksın. Bunu da söyletenen Allah'tır sana. Hasan abi, iki satır bir şey. Ha, oku. Diyor ki, devri daimi gibi cismani zihayat, telezzüzat için hayat-ı cismaniye tezgahının işlettirilmesiyle beraber ebedileşir. Allah, tezgahmış biliyor musun burası? Evet. Tezgah. Ezel tezgahında çıkan mahsul ebed. Evet. Tezgahta imal edilen ebed. Devri daimi bir yani. Devri daimi. Arkadaşlar, zamanı fark etmek lazım. Bak, zaman diğer esmalar gibi sureti var, kanuniyeti var, hakikati ama edin. Peki sureti nedir? Bu bildiğimizdir. Unutmayın, zamanın sureti bu. Kalbin ve ruhun derece ayetine geçin deyince, o nedir o? Ya hakikatidir ya mahiyetidir. Evet. Ruh deyince zamanın mahiyetidir. Kalp deyince zamanın hakikatidir. Dima deyince zamanın kanuniyetidir. Zamanda herkesçe sureti alem-i şahadettedir. Bir de vücut bulur falan demiyor. Ebedileşir. Ebedileşir bak. Şuraya el arkaya yazabilirsiniz bunu. Bu da hoş. Zamanın, çizgi yapın. Zamanın, bir harman ettiğimi ya ben de yazarım şimdi. Sureti, kanuniyeti. Ben buraya yazmayayım da şuraya yazayım. Çünkü size zamanınızı almayayım. Şuraya yapayım. Kusura bakma doktor. Zamanın, belki bunun hakkında çok şey söyledik de, o zaman acaba kalpte miydi pergelimiz? Sureti, bu makamda arkadaşlar, tamam mı? Kanuniyeti. Öğrenmemiz hep devam ediyor, biliyor musunuz? Hakikati. Alem şahadette ceset diyeceğiz, insan olarak bakıyor. Evet, olabilir. Ceset. Şöyleydi. Anki değil midir? Anda alem-i şahadetteki değil mi? Ne demiştik abiler? Abi onu alem-i şahadet değil, beden yazın abi. Beden. İnsandakileri yazıyoruz çünkü. Beden. Tamam. Tamam. Beden. Kanuniyeti. Dima. Dima. Hakikati. Hakikat zaten. Zamanın mahiyeti ruhta mı abi? Mahiyeti yani bende de. İnsanda yani. Bende. Kalp ve ruhun derece hayatına çık demek suretten kanuniyetini kullan, bas oraya, hakikaten bas. Mahiyete geç demek. Evet. Dimağı kullan demek. Mesela şey de bir de şey yaptım böyle dur bakayım neydi? O bir şey yazdık Allah-u Alem. O da çok hoşuna gidecek. Tam yerine geldi, onu kullanmaya geçtiğince böyle bir tespitim lazım külliyatın da. Acaba burada mıydı? Dur. O da çok zorlandığımız bir şeydi ama Allah verince bir anda da o da çok kolay olmuştu. Acaba neydi ya? Buldum. Vahdet-i vücutla vahdet-i şuhud. Şuhud şahit olduğumuz. Onun birliği. Tamam anladık mı ya? Bak şimdi ne anlayacak? Farklı bir şey anlayacak. Farklı değil daha bir oturacak. Vahdet-i vücut, vücudun ortadan kalkması. Biraz önce konuştuğumuz oydu. Vahdet-i şuhudcu İmam-ı Rabbani Hazretleri ipin başını çekiyor. Ama ondan önce zatlar var bunu söyleyen. Sana Beyazıt-ı Bestami Hazretleri gibi. Vahdet-i vücut ne demek biliyor musunuz? Anlayış, farklılıkların birliği demek.
Bak. Yeni buldum. Vahdet-i şuhud. Şuhud. Anlayış farklılıkların birliği. Yani bu çok önemli. Duyguların, hislerin, fikir ve latifelerin birliği demektir. Vücudun değil. Mevcudun değil. Senin arkadan şey gidiyorum. Duygu. Göz, kulak. Onu meydana getiren aslı ceber, duyguların his. No, mesela ilk önce duygu, his, fikir, latife. Bu dördünün cemi vahdet-i şuhudla bir araya getirilmiş. Yoksa parça parça dayanamıyorlardı. His başka, fikir başka, duygu başka. Ondan sonra bunu bir araya, bu bir araya getirebilme yöntemidir vahdet-i şuhud. Hissettiğini düşünüyor. Düşündüğünü hissediyor. Fiile geçiriyor. His, evet fiile. Nasıl olacak ya? Yani bir insan hissettiğin şeyi düşüneceksin devamlı. Ve düşündüğünü hissedeceksin. Ve düşündüğünü hissediyorsun böyle yani. Düşündüğünü hissediyorsun. Mesela şöyle diyeyim. Hayal ettiğin bir şeyi. Şehveti veya gadabı. Ta duyguna kadar gitmiyor mu ya senin gadı? Vücudunu değiştiriyor. Vücudunu değiştiren nedir? Düşündüğün şey his olduğundandır. Her hayal ettiğin bedende ortaya çıkmıyor mu? Kasıyor, giriyor. Kan hareketi değişmiyor mu? Midene vuruyor. Her düşündüğün kötü bir haber midene vurar, şuraya vurur. Kötü bir şey haber geldi çoluk çocuğundan. Vücut kanı değişmiyor mu? Bak, nedir o? Her düşündüğün şey his, unutmayın. Her düşündüğün şey aynı zamanda histir, fikirdir, duygudur, latifedir. Hepsi bir anda aktif oluyor. Biz hadi duygular his olun, hisler fikir olun, hisler şey olun, yok. Sanki bu sıfatın şehveti gibi. Yani bir şey attığın zaman, bir şey aktif olunca insanda her bir şey her şey oluyor. Namazla falan çok fazla olmuyor abi ya. Bu tür şeyler daha çok namazda geliyor bize böyle. Bunu mesela öyle bir şey yazdım ki böyle. Yani vahdet-i vücut, kast edilenin sendeki birliği. Bak bir daha. Vahdet-i vücuda ne yazdım biliyor musun? Şey, vahdet-i kusut var bir de. Vahdet-i vücut, vahdet-i şuhud, vahdet-i kusut. Bizimki. Kusut. Saniye dururum ki. He, mesela. Vahdet-i maksut mu diyor? Maksut, kusut, bak. Şu, nedir o? Kast edilenin, kast edilen var ya, anlatılanın sendeki birliği. Hasan abi biri esmanı alınır sendeki birliği. Kast edilenin anlatılmak istenen Allah'ın maksadını sendeki birliğe gelişi. Ehadiyet. Ehadiyet. O şeyde öyle diyordu değil mi? O Arabi metin bizimkini diyor üstad der maksut diye şey yapıyor. Evet. Arabi ibare olarak. Evet, evet maksut diyor bizde. Bizim şey diyor, odur diyor. Odur. Kusut, maksut. Kardeşler ya. Diyor. Nelerle muhatap etmiş, nelerle meşgul etmiş. Havanız iyi değil mi? Çok iyi. Elhamdülillah. Çok iyi. Bu yolu gösteriyor yani. Şükürler olsun. Nasıl yapacağını gösteriyor. Sistem nasıl yapacağını gösteriyor. Bu neydi Fatih'te? Ya bir şey... Maksut, kusut. Kusut de. Kusut. Kusut. Genel bir isim. Vahdet-i vücuda nedir abi? Vahdet-i vücudun sendeki yok oluşu, hiç vücut yok. Kusut. O var. Vahdet-i şuhud ise fikir, aşağıdan yukarı fikir, yukarıya duygu, his, latife. Yani dima, vicdan, kalp, ruhun bütünlüğü. Ancak böyle bütüne gelir. Ama bunu da unutmamak lazım. Bu da bizim şeyimiz, heyecanlandırıyor beni. Yani bir şey düşündüğün zaman, acaba his olacak mı? Histir aynı zamanda ama mertebesi düşük. Tamam. Mesela elektronikçi, tamirci de gördüm. Eletiği tuttu böyle. Bana tuttu, titretti. Onu da titretmedi. Ondan sonra ne? Ben diyor deneye buna vardım dedi. Sen bak şu kadar volt verdim dedi. O biraz da yükseltti. Biraz da yükseltince kendisine baktım titredi. Ha benim burada titretiyor. Ben buna da alışacağım diyor biraz da böyle. Tutuyormuş ha. Neredeyse 100 volta yakın tutan varmış. Allah'ım. Evet var ya. Ben ne için bunu söylüyorum? Her düşünce aynı zamanda histir, aynı zamanda duygudur,
aynı zamanda fikirdir de meratipleri kalitesi düşük. Voltu düşük. Mesela cinselli bir hayal ettiğin zaman his olmuyor. Gazabı şey yaptın da nasıl dedi, niye dedi falan. Sen mi yapıyorsun bunu? Sen düşündüğün şeysin ve ona dönüşüyorsun. O demek yani. Neyi düşünüyorsanız olsunuz o anda ve ona dönüşüyorsun. Mesela bir misal söyleyeyim. Sana değil de hoşunuza gidecek bir şey. Ölüm anı gelecek. Mefta anı. Tamam mı Gafur? Mefta anı gelecek. Mefta anı gelince nasıl anlarsınız? Siz anlayacaksınız. Ben sizi göreceğim. Bundan bahsetmeyeceğim. Yani en az merhamet ilahi 3 gün önce sizi hissettirir. Ölüm sevdirilecek ve dünyadan ürküttürecek diyor mektubatta. Bir, şu andaki terisiniz daha vakti gelmediği için o ürkmek yok. Meft zamanı yaklaştığınca bu duygular olmayacak, endişe etme. Çok müthiş bir iştiyak uyandıracak diyor. İnşallah. Öyle diyor mektubatta. İştiyak uyandırıyor. Allah Allah ya. Ne zaman bir an önce gitsek. Ondan sonra o kadar cazip gelecek ki perdeler kalkacak. Acayip bir şey ya. Burası seni öyle bir sıkacak ki o ona yaklaştıkça sıkmaya başlayacak seni. Ondan sonra şimdi yaklaştıkça yaklaşacak. Hani var ya miraç. Yaklaştık. Ölüm mevt aynı zamanda miraçtır. Müminin miracıdır. Müminin miracıdır. Suretten hakikate geçiştir. Hakikattaysan dünyada mahiyete geçiştir. Miraçtır, miraç. Mahiyetsiz zaten bir şey yok sana. Hiçbir şey yok, sana elde var sıfır. Öyle bir şey yok. Bak şimdi, o anda ben Hızır abi ve Rüştü abinin şeyini toplayarak söylüyorum, benim aletimini. O anda sana yaklaştıkça bir sürü namazlarım var, orucum var, hizmetim var, şu var, bu var. Senin elin dedi, bir tanesi tebarruz edecek, hop sıyrılacak. Allah onu tutturacak sana. Onunla, o öne çıkan sıfatına geçeceksin. O senin hayatının mayası olacak. Yani. Belki bir amelin, amelsiz amel, düşmanlığı, bir düşman oldun. Ya Rab senin düşmanına düşman oldum, ona tutunuyorsun. Ötekisi hizmete tutunmuş, ötekisi cömertlik, hizmete katkı yapmış adam. Acayip, onu da Allah öyle yapmış. Onu o konuda istihdam etmiş, beni o konuda etmiş. Ötekisi cömertlik de etmiş, ötekisini hizmete sahiplenmek de etmiş. Ötekisi umumetle etmiş. Mesela miraçtır mevt. Yani yuhi ve yumit. Berzahını tamamlayandır insan. Hayatla faniye, mevtle bekaya geçiyorsun. Hangisi kalitedir? Hayatla faniye geliyorsun, mevtle bekaya geçiyorsun. Yani inkılap var kardeş. Çekirdek ağaç, yumurta tavuk oluyor. Miraç. Fark edersen olacak Hasan abi, hadi gittikten sonra. Şimdi bunu şey yaptıktan sonra neyi fark ediyor? Nasıl dedin burayı? Bu ortadan kalktı mı? Zaten o günler kalkıyor, iştiyak uyandırıyor diyor. Mektubat'ta sari ifade. Oraya şu anda vakit gelmediği için, bizi burada tutması için bu İslam'ız. Hasan abi gitti. Ayağını şurada değil mi? Acıkma, şu anda tokuz değil mi? Kahvaltı yaptık beraber. Acıkması var mı? Olmadığı için yemek şeyi geliyor mu? Yok. Kültürü? Yok. Şu yesin. Niye gelmiyor? Doymuşsun. Acıktığın zaman niye yemek şekilleri geliyor? İştiyak uyanıyor değil mi şu yemeğe? İştiyak o değil mi? Peki hangi yemeğe iştiyak uyanıyorsa vücut onu istiyor. O istiyor. Şimdi ahirette de herkesin makamına iştiyak olacak. Ahirette iştiyak olacak. Bunun için ki vücut bu elementi istiyor. Ruh artık dedi ki tamam ya. Evet. Bazıları hepsini istiyor. Bunun gibi. Hasan abi şimdi bu iştiyakı oldu gitti. Ondan sonra bir iştiyakı daha oldu ki gittiğini fark etti geldi. Gitti ona, geldi. Yani nasıl olacak orası nasıl olacak? Çünkü ona, o hak ediyor. Tamam, onu akılla çözemezsin. O kalktı, kalbin derece hayatında zaten o. Şimdi bu adam gitti başka bir yere gitmedi değil mi burada yani? Yok. Şehit oldu. Şahit oldu evet. Şurayı anladık değil mi abim? Allah. Bak, düşünceyi düşünceye çevirebilmek
düşünceyi düşünceye çevirebilmek, düşünebilmek için terkler lazım. Düşünceyi düşüncelere, düşünmeni de düşünebilirsen ancak terkleri yapmayla olur. Düşünceni düşünebilmek de acayip bir düşüncedir. Yani düşünceni düşünebilmek. Evet, düşünceni düşünebilmek. Terklerle mümkündür. Düşünceyi düşünmek, dert etmek midir? Artık ne dersin de abi? Ya Subhanallah ya. Fikir ya abi, Allah aşkına çok özür diliyorum. Özür söyleyebilir miyim? Ya bölmekten de, utanıyorum. Kendimden de utanıyorum bazen ama. Ben bu yanımdaki vatandaşa bir yere sordum. Bana Allah tarafından bilerek mi söyledi? Ne yaptı bilmiyorum ama. Öyle bir sayfa söyledi ki abi. Bir saattir Allah affetsin beni dersten koptum. Burayı biraz aç bakayım. Bir burayı okudum ama Hasan abi Allah aşkına. Yani mümkünün tamamı hayatta abi. Siz oradan tutup çekiyorsunuz. Yani hayali mümkünden çekiyorsunuz abi. Yani mümkünün tamamı hayatta gibi oluyor sanki. Hayatta. Mümkün var ya mümkün. Şu mevcuda. Mümkün. Tabii bu hayatta yaratılmış zaten. Bunlar hep hayatta. Şöyle abi şunu demek istiyorum. Mümkün olur. Mesela mümkündür ki Marmara Denizi reçel olsun. Tamam. O hayatlar abi hayatlar. Hayatlı o. Var olmadığı, hayatlı olmadığı manasında değil. Yok, evet. Hayatlı. O hayatlı yani. Evet. Bu tamamen... Sen tercihlerini onlar için alıyorsun. Onu söylüyor sanki burada abi ya. Ümumi bir sistem var. Birisi tercih ediyor, pekmez olarak tutmuyor. Su olarak tutuyor. Heh. Şimdi... O da bir tercih ya. O da bir tercih. İşte abi olmaması, olmasıyla... Vücudu ademiyle eşittir diyor burada abi ya. Eşit. Okursana. İmkan müsavir, müsavi tarafeyindir. Yani vacip ve mümteni olmayan, belki mümkün ve muhtemel olan şeylerin vücut ve ademleri bir sebep bulunmazsa müsavidir. Farkları yoktur. Kaçıncı sayfa? 658'in sonu başlıyor abi şu alar. Şu alar. Evet. Bir dokun musun? İmkan ve imkan müsavi üt tarafeyindir. İmkan. İmkan. Şu. Evet. İki, yani öyle bir şey ki bu berzahtır. Evet. Bu mevcut. Evet. Tamam. Bir tarafı ne bir tarafı? Müsavi üt tarafeyindir. Yani vacip ve mümteni olmayan, belki mümkün ve muhtemel olan şeylerin vücut ve ademleri bir sebep bulunmazsa müsavidir. Farkları yoktur. Yani abi bu imkan ve müsavatta az çok, büyük küçük birdirler. Hiç farkı yok. Tamam. Ya neler diyor abi ya, deli olacak evet. Ya. O yani bizim için o. Bak şimdi, imkan dediği var ya şu alem. Evet. Berzahtır. Bir tarafı mümteni, bir tarafı vacil. Bu berzah. Yani bu komple berzah. Hangisi? Bunu ahiret değil, dünya ahiret falan değil, komple. Ahiret de alemi kalpte mümkündür. Yani mesela biz denize böyle insanlar bir şey düşündüğü için mi hep bu böyle duruyor? Biz mesela farklı bir şey düşünsek hep beraber o değişecek değişir. Mi? Yok gerçek alemde de diyorum. Değişir. Mesela diyelim ki bir şey kaleme, bunu diyor siyah kalem keşke kırmızı, bu keramet değil bu. Bu kanundur bu. Kanunu işletti. Biz yani abi gitsek şimdi. Simya ilmidir. Altın bilmiyorum. Yapmış değil mi abi? Evet, toprağı altın yapabiliyor. Evet. Mesela Karun bunu yakalamıştı. Evet. Subhanallah. Toprağı altın yapmış. Bunu değiştirebiliyorsun bunu. Ustad simya ilmine de sahip olduğu için keşke diyor bu siyah mürekkep kırmızı olsaydı diyor. Ondan sonra nazar ediyor. Ceylan abi diyor ki nazar etti durdu diyor. Sonra yaz dedi. Yazdı kırmızı idi. Hasan abi, bu keramet değil, ben kesinlikle şey yapmıyorum. Keramet değil bu. İlimdir bu. Karuneti ne kalmış? Hasan abi, biz Karadeniz'e gittik. Bir köye yerleştik. Bizden başka kimse yok. 10 kişiyiz. O bildiğimiz deniz, dağ var. Biz bunları zamanla baktık ki farklı bir şeyler, düşüncelerle gidirmeye başladık. Bu artık hep öyle mi olacak? O olayı değiştiriyor. Ona delilim de aynı böyle. Delilim de şu. Nazar, niyet ve nazar maliyet işe değiştirmiyor mu? Evet. De bitti işte.
Mahiyeti, eşyanın nesini? Ağacı değiştirmeye gerek yok. Çekirdeği değiştirince ağaç değiştirir. Güzelliği ondan kaçtı değil mi? Ağacı değiştirme değil. Eğer insanların nazarı suyun mahiyetine girerse, niyet ve nazar mahiyet eşyanın. Eşyanın mahiyetini değiştirdiği zaman bir baktı ki görüntüsü neydi? Su. Mahiyet o değildi. Mahiyeti H2O'ydu. Onu değiştirince oldu civar. Müddin Arabi gitti. Bunlar keramet değil ki. Hacı gidiyorlar. Yanlış yol şey yaptı. Dağa geldik efendim. Geri dönüp gitseler haç vakti bitecek. Ne yapsın? Mahiyet eşya. Bismillah ya hay dedi parmağını böyle. Milletin bu nasıl olur? Benim için gayet vallahi bunu yazmak gibi kolay benim. Yani anlayışımda. Böyle taktı. Kanal açtı. Hadi geçelim dedi. Geçin. Demin abi. Çünkü eşyanın mahiyeti. Niye? İtikadımız da var. Niyet ve nazar. Mahiyet eşya değiştirmiyor. Göz insanı mezara sokmuyor mu? Deveyi kazanı insanı mezara sokuyor. Hutbede iniyor, çöküyoruz ya. Evet. O anda adam geliyordu, peygamberi öldürecekti. Gözüyle Yahudi. Geliyor, neyi biliyor? Cuma'ya geliyor, silahı yok. Gözüyle öldüreceğim dedi. Adam böyleymiş yani. İradelidir bu göz. Gelmiş, Cebrail aleyhisselam hutbe okurken peygamberi hemen çakırtıyor. Çık diye arkadan, hemen üstünden teğet geçiyor adamın şuası gözler. Ve onun için hutbedeki o arkadaki o delikli var ya, bir tane bir kutu var. Hmm. Delikli konmasının sebebi, göz şu an buradan geçti anlamındadır. Oturuyoruz ya. Elâinne âselel kelâm ve evlânizâm kelâmul melîkil azîzil allâm. Ondan sonra oturuyoruz ya. Ya kardeş, ya her şeyi bu surette, maddede arayanlar akılları gözlerindedir, akıl kördür ya. Şimdi metafizik, adam diyor ki, kimyacı, bu zındık kimyacı. Dünyanın acayip bir kimyacısı. Ya diyor, her yağmurda kaçışıyor. Niye kaçıyorsun demişler. Kimya çok iyi biliyor ya. Aslan diyor, gökten diyor, suyun asit değil, asitin yağma ihtimali daha büyük olduğu için her an asit beklediğim için kaçıyorum demiş. Kimyacı olduğu için bilir. Kimya mühendisi diyor. Allah Allah. Yağmaması ya. Yağmaması. Ama diyor, suyun olması aklım almıyor diyor. Aklım almıyor diyor. Mesela dünyanın bir metafizikçisi var, Cernan Lisesi'nde oradaydı, başlaydı, İngiliz ateisti, sonra Tanrı parçacı, Higgs demek zorunda kalan adam. Ya diyor, fizikte bir şey bir yerdedir, bir şey çok yerde olursa mucize olur. Tamam. Ama diyor, metafizikte bir şey diyor olması gereken yerde iken diyor, bu fiziğin altı böyleyken, fizikte bu burada durması aklım almıyor diyor. Bu olması gereken her yerde olması lazım diyor. O zaman bu masada her yerde, bu olması gereken, o zaman her şey olması gereken her yerdedir ama bunu insanoğlu baka baka muayenleştirdik, burada durdurduk biz. Subhanallah. Allah Allah. Ebede dönderdiniz abi. Ebedsizde oluyor işte. Ezelden ebede. Aslında biz bunu baka su dedik, niyet ve nazar Karadeniz'i su olarak tutuyoruz. Ya nazarla ebed ettiniz abi, işte şey yaptınız. Ama bu akıl almaz. Bizdeki program var abi, bizde bir program işliyor. Hani şey gibi, projeksiyon cihazı bizim içimizdekiyle o şekilleniyor yani. Yani bize yazılan bir yazı bizde cereyan ediyor. Evet. Yani niçin biliyor musun? Kendinizi kainattan gafur, farklı düşünmeyin. Sendeki değişiklik kainattakini, kainattaki değişiklik sendeki değişikliği yapar. Allah kendine. Anladınız mı? Sendeki değişiklikle kainat değişiyor, değişir. Peki bir dua ile nasıl yağmur yağıyor? Bu kim, mucize gibi gözüküyor ama adetullah'tır. Peygamberlerin mucizesi için ne diyor? Onlar as mıdır diyor. Teknolojinin, ilmin ve bilimin son nihayet hudutlarını gösteriyor. Ve Nebi Beşer'e der ki, hadi bakalım diyor, peygamberler, piştarlar bunu yaptı, siz de benzerini yapın. Biz peygamberimiz ki peygamberin mucizesini yapacağız. Yağmur yağdırılabiliyor. Peygamber dua ile yapmış, sen de teknolojiyle. Ne demek istiyor? O kanunu oynatabiliyor. O esmayı bul. O bulutu indirebiliyorsun. Ya bununla indiriyorsun, ya bilimle indiriyorsun. Önemli olan indir. Onun için her mucize, her keramet adetullah'tandır ama bu bildiğimiz adetullah değil. Bir arkası. Değiştirirsin. Ya buna mucize diye bakmıyorsun. Ya bunu da çağırdığı zaman altına mucize. Ölüm de böyle. Ölüm artık bende şey olmuş ya böyle. Allah. Böyle o kadar
Bazen işte güzel oluyor. Yani Miraç ya. Resulullah buradan gitti değil mi abi Miraç'a? Nereden Miraç. Nereye gittiyse oradan mı geldi buraya? Gitti. Tamam. Allah hadi tamam. Lema 274. Buradasınız değil mi? İyi olun ha. Öyle diyorsun. Bir şey kemerinizi tutun da şöyle sıkıntı olmaz. Diye diye burada kaldık. Aslında diye diye kaldık. Şey insanlar bizim ihtiyaçlarımız şey diyor ya değil de Allahu Teala Evami Tekin'deki ihtiyaç, incizap, cazibe ve iştiyak ve meyillerimize göre mevcudatın tamamının ama bitkinin, hayvanın, suyun, insanın her nesnenin her şeyini bilerek bunu oluşturmuyor mu abi? Evet. Bu an be an işliyor. Aynı an be an sabitiyet yok ki değişiyor. Devamlı tecelli ediyor. Ama hangisi daha baskınsa o oluyor. O oluyor. Pekmezse pekmez olacak. Efendim. Yoğursa yoğurt olur. O Esma'yı orada aktif. Evet. Osman'ın evet. O mertebesi aktif. Evet. Ama hepsinin bütün... Bereket de bu. Bereket de bu biliyor musun? Daha. Bereket mesela cömert insanın şeyi eksik olmaz. Yani pekmezini artırıyor. Değiştiriyor. Geldi ki diyor, tulumu diyor 19. mektupta. Ya bitmiyor diyor. O neyi bitirmeyen bir Esma aktif oldu. Bitmez o. Hadi devam edelim. 274. Gayet şaşalı bir gece bayramında hapishane penceresinden bakarken nazar hayalini inkişaf eden bir vaziyeti beyan ediyor. Ondan sonra nokta 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 uzun oluyor diye aklıma döndüm. Hakikatten sordum. Bak aklıma bunu kalp mi söylüyor, akıl mı söylüyor, ruh mu söylüyor bilmiyorum. Hakikat aklıma dedi değil mi? Aklıma. Aklıma döndüm. Hakikat dedi ki. O hakikat da demek ki burada. Burada hakikat neydi? Esma'nın meratipleri hepsi haktır ya. Hakikaten. O Esma'nın zaten vahiy buraya geldiğini de değil. Aklıma döndüm. Hakikattan sordum. Hakikat burada. Tamam mı? Yani niçin hakikat? Vahiy buraya şey olmuş. Tamam mı? O zaman hakikati yazabilir zaten demişiz. Vahim era hakikat. Hakikatlar. Hakikatlar. Tamam mı? Şimdi iyi dinleyin. Abi sayfa kaç özür dilerim ben? 100... Yani 360 defterde 352 değil miydi abi? 361. Şimdi 61'e geçtim. Aklıma döndü. Aklımdaki bir hakikat var. Hakikattan sordum. Bu hayal nedir? Peki bir tiyatro mu? Tiyatro mu oynuyor? Peki kim cevap veriyor? Bakın hakikat dedi ki. Hakikat cevap veriyor. Hakikat cevap veriyor. Peki nokta 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 koydum uzun. Madem yakında gelecek şeyler gelmiş gibi görünmesi bir derece hakikattır. Yani Esma'dır. Esma'nın mertebesidir. Gelecek zaten var. Şu ezelden ebede doğru devi devran oluyor ya böyle. Burada nehir akıyor kardeşim. İyi dinleyin. Nehir akıyor. Senin maşapa tenceren, bardağın, cezven, kabına göre bu nehirden aldın, o senin. Yani akıp gidiyor, tamam mı? Bu nedir o? Gelecek hale uğrayıp kayboluyor. Ustad diyor ki, bu zaten olması gerekenler oluyor. Lazımdır ki böyle olsun. Olması gerekenler oluyor. Kader Risalesi'nde diyor ki, bunu diyor kendi aleyhinde akıp gidiyor ya son. Lehine çevirmenin yolu niyet, nazar yok. O 26. sözde dişir. Evet, dişir. İman ile, şuur ile, rıza ile, dua ile. Dua ile. Dişir değil mi? Evet, evet. Dua ile, şuur ile, iman ile, şuur ile. Senin o nehirdekini sen alıyorsun. Alabildiğin kadar.
Arzu ile ilgili bir şey. Arzu ve niyet başka yerde geçiyor. Bir de Ustad Gayrı Müteşir'de şunu okudum. Diyor ki, nasıl oluyor Seyda demiş Resul abi eski Said'in talimelerinde. Bunlar nasıl yazıyorsun? Nereden şey? Bazen diyor bir hal oluyor diyor. Nehir gibi diyor alemi gaybtan şehadete tekrar alemi gayba akan umman gibi ilim denizini görüyorum. Deniz gibi. Her bir zerresi bir ilim. İlim akarken oradan kapabildiğimi kapıyorum dedi. Ezelden ebede akıp gidiyormuş. Abi dima ve kalbe vakıf olduğun kadar kuvan mı genişliyor? Yani mesela yağmur yağıyor, tepsiyi genişlettikçe daha çok. Evet abi doğru. Abi bir dakika bir şey söyleyeyim. Şey geçeceğim. Yok geri geçmeyelim bir dakika. Şimdi zaten bunu anladık, sen cevap. Anladık değil mi? Bu zaten niye oluyor deme. O öyle olacaktı. Sen onun o akıp gidip de bağda heva su geçip lehine çevirmenin yolu dişir. Dua ile, şuur ile, iman ile, rıza ile kendi lehine çevir olayı. Şimdi abi, ruh hayatın cevheri mi abi? Hı hı. Değil mi? Yani ruh da zaman ve mekan yok, her zaman her yerde mi abi? Evet. O cevherin üzerinde hayatın da var olması söz konusu mu abi? Tabii, hayatta cevher olarak var. O zaman o hayatın üzerinde hay al, hay alim de var olması söz konusu mu abi? Evet. Söz konusu değil mi abi? Hay al, hayaldan al. Haydan al, haydan. Ben bitireyim gelir sana herhalde. Evet. Şimdi diyor ki, madem yakında gelecek şeylerin gelmiş gibi görünmesi bir derece hakikattır, elbette gördüğün hayal değildir. Ha. Bak diyor ki, geçmiş zamana ve gelecek zamana hayal giriyor. Nasıl ince bir şey ki? Zamanın arkasında çalışıyor hayal. Geçmiş ve geleceğe giriyor. Ve hayal, demek ki hayal değil. Kesin değil. Ha? Kesin değil. Evet, sır olmadığı gibi hayal hakikattır. Bak, kabre de, haşre de gidebiliyor hakikat olarak. Hayal kabire girebiliyor. Gelecekte diyor, hakikat olarak, şimdi hayale kabrime girdim. O yedinci lema, el aman. Var ya. Kabrime girdim diyor. Nükel Mekir denilen iki diyor, melek arkadaş geldi diyor. Soru soran Mühendis. Demiyor. Mühendis arkadaş. Seni ürküten değil, seni ferahlatan. İki tane arkadaş geldi diyor. Bana diyor şey itikattan ve amelden sorular sordular. Sohbet etmeye başladım. Öyle değil, ben dediğim gibi değil. Değil mi? Değil bir şey. Yani namazdan, oruçtan sordular değil. Benimle tatlı sohbet etmeye başladılar diyor. Ürkekliği gitmiş. Kabrim diyor. Dardı, genişlendi, karanlıktı, nurlandı, soğuktu, ısındı, yalnızdım diyor, kimsesizliğim kalktı diyor. Öyle değil mi? Hasan abi, şu şeyi bir şey yapsak güzel olacak sanki. Mesela buz su ilişkisi var ya, su mesela buzun her yerinde gezebilir mi? Ne bir de söyle? Su buzun her yerinde evet. Gezer. Aha. Çünkü niye? O ona göre daha cevher. Evet, cevher. Yani hayal de hayatın sıfatı gibi olduğu için Esma da istediği gibi girip gezebiliyor zaten. Esma onu her yerine girebiliyor. Yani hayal, hayatın şeyi olduğu için evet. Yani orada istediği gibi geçmiş, gelecek evet. Onunla oynuyor. Oynuyor evet. Hayal, hayatın bir sıfatı. Sıfatı olduğu için doğru. Çünkü istediği gibi yere girip çıkabiliyor. Perdesi yok biliyor musun? Hani hastanede veya devlet mekanizmasına kart takarlar ya. Kart okutuyorsun tak diye geçiyor doktorum. Hastane geçiyor. Ben bekliyorum saatlerce. Sen tak diye geçiyorsun. İşte hay gidiyor alemlere alıyor oradan. Alınca da hay al oluyor. O zaman, canlıdır. O zaman abi şimdi az önce söyleyeceğimi ben elhamdülillah hatırladım biraz. Şimdi hayali biz abi bir tek tahayyüle sıkıştırıyoruz. Hayali bir tek burada aktif olduğu mekan. Mesela aktif diyelim. Elektrik mesela ısı hakikati yok mu? Hı hı.
Ama ocakta ısısı gözüküyor. Buzdolabında soğutması gözüküyor. Wolfram telinde... Şimdi şöyle söyleyeyim abi. Elektrik kablosu köylerde burada artık hep yer altına geliyor ama hani köylerde bir noktada şu elektrik direğinden benim evime elektrik geliyor ama şuradan bağlanıyor. Ama buradan bağlanmış olması evin her tarafında elektriğin olmayacağı sanki bir tek bağlandığı yerde elektrik olacağı manasını taşımıyor. Oradan bağlanıyor. Lakin elektrik evin her tarafında abi. Şimdi hayalin insana, dimağdan, tahayyülden bağlanıyor ama her tarafta, vicdanda da var abi. Evet. Her yerde var abi. Hepsi kullanıyor. Yani. Her yer, hepsi kullanıyor. Buzun her yerinde değil ki. Her yerinde. Zaten söylüyor ya, ruh hayale, akıl fikre binip gittiler diyor. Ruh hayale bindi. Ruh hayale bindi diyor değil mi? Evet. Öyle diyor, evet öyle diyor. Evet. İşte bu da ezelin üzerinde ebedileşmek bu işte. Tövbe estağfurullah. Ezelden ve ebedden nur alıp bu işte abi. Evet. Şimdi bir şey yapayım. Yürü gafur abi. Yok yok, ben biraz şey yapayım. Ben bakmasın. Gözüm görmüyor ki artık, hepten gitti. Kızıyor ondan sonra ya işte. Şimdi burada okumak, bir de okuyayım. Geçmiş zamana ve gelecek zamana hayal giriyor ve hayal hayal değil, nereye benziyor sır sır olmadığı gibi, hayal hakikattır, kabre de haşre de girebiliyor hakikat olarak. Mesela buna delilimiz daha devam ediyor. Madem yakında gelecek şeylerin gelmiş gibi görülmesi bir derece hakikattır. Elbette gördüğüm hayal değildir. Şimdi diyor ki üstad, başlarken diyor ki, nazar-ı hayalime inkişaf eden diyor. Sonra bu devam ediyor. Bu hayal nedir diyor. Bak, nazar-ı hayalime inkişaf eden, sonra buna soru soruyor. O inkişaf, bu hayal nedir diye soruyor. Sonra da diyor ki, giriş, gelişme, sonuç, elbette gördüğüm hayal değildir. Peki, hakikattır diyor. Biz hayal sandığımız hayal değil. Yani, elbette gördüğüm hayal değil. Bir derece hakikattır dedi ya. Evet. Kendisi de söylüyor. Kendisi söylüyor. Bu hakikattır. Sen hayal değil diyor. Alt alta toplarsak, hayal hayal değil, bir esmaya dayanan hakikattır. Topladım ya, alt alta toplarsak bak. Üçünü alt alta topla. Hayal hayal değil, bir esmaya dayanan hakikattır. Hayaliyle hakikati görüyor. Vay be. Hayaliyle hakikati, esmayı. Aman ya Rabbim, mertebeye bak. Esmayı demek görüyor. Bazı hakikatler hayal kullanarak gelişir. Evet. En güzeli de böyle gözüküyor zaten. En kesifte de. Sonra aslında aynı şeyi görüyor. Ya şu cümleyi bitireyim de. Özür dilerim. Hayalin gördüğü hakikati hayalin hayal olmadığındandır. Hayalen gelecek hakikatleri müşahede edebiliyor. Seni oralara sokuyor. Veya oraları buralara taşıyor. Yine altı bakıyorsun. Evet, altıncı sözcük. Nasıl, ne demek? Söyle. Baksana abi. İşte ey nefs-i pür heves, şu misalin dürbiniyle hakikatin yüzüne bak. Ama o padişah ise ezel ebed sultanı olan Rabbin halikındır. Ve o çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise senin daire-i hayatın içindeki mamelekin ve o mamelekin içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz, dil, akıl ve hayal gibi zahiri ve batını hadiselerindir. Ve o yaver ekrem ise esir-i kerimdir. Burada ne demek dedi? Yukarıda da konuyu anlatıyor yani. Tam da söyle bakayım ne dedi? Özetini okudum. Hayal, abi hayal de duyguymuş. Benim anladığım, eğer Rabbi Rahim'ine bunu satarsan hayalin o nispette genişliyor. Evet. Zahiri ve batını duygularınla diyor. Evet, ustad duygu diyor. Duygu diyor hayali. O ilginç yani. Orasına getirmek istiyor. Şimdi Hasan abi bakıyorsunuz, kafanızı kaldırdınız ya. Bir baktınız içeriye gafur girdi. Ya gafur hoş geldin. Ne gafuru? Ben gafur mafur değilim. Ben Hasan'ım. Diyorum.
Anlatan yine benim size Hasan abi. Siz önce beni görüyorsunuz. Benimle muhatapsınız. Dışı gafur içi Hasan mı? Aynen. Yani hayali görüyor. Aynı zahirde hakikati gördük. Gördüğü gibi yani oluyor Hasan abi. Hatırlıyor muyum? Zahirde aynı hakikatimi şahide ettim var ya. Evet. Evet. Yani hayali görüyor. Daha doğrusu gördüğünü de hayal olarak görüyor. Sonra gördüğü ona diyor ki değil. Ben hayal değilim diyor. Peki mesela ben hakikatim diyor yani. Aynısı. Tersinden düşünsek şimdi gelecek zamanı hayal ettik ya. Ben mesela ne yaptım şimdi haşır meydanını hayal ettim. Gelecekte. Benim hayal ettiğim kendimce bir şey ettim. Bu hakikat mı? Hakikatin bir mertebesi. O da mı hakikat? Tabii. Çünkü yani hakikatsız neyi seyrediyorsun? Bir şey seyrediyor, bir şey zihnine gelmiyor mu hayal? Peki şöyle diyelim, benim şimdi hayal ettiğim böyle kendimce kurduğum bir şey vardı. Böyle hiç olmayacak şey. Gittiğimizde çok farklı bir şey oldu. Evet. Onun farkı ne? Şimdi o Miraç'a gittiği zaman diyor ya Cenab-ı Hak ayetinde. Gittiği zaman kalbi yalanlamadı, gözü yanılmadı diyor. Yani ne demek? Dünyada öyle itikat etmiş, öyle iman etmiş ki gittiği zaman ay Allah Allah şuna demedi. Bu böyle olacaktı, bu da böyle olacaktı. Ya bu böyle olur mu falan demedi. Çünkü biz oraya gittiğimiz zaman şu meydanda Allah Allah biz ya ne hayal ediyorduk, ne çıktı. Bu da bir mertebe. Bizdeki itikat ve iman o kadar. Yani hakikat mertebesi o kadar. Çünkü senin hayal ettiğin haşir meydanı hakikattır. Ama vücut üç mertebesi var ya, üç mertebesinde. Ondan sonra o bir mertebesinin zayıf bir gölgesinin sendeki hali. Sendeki hali o. Nefs-ül emirdeki değil o. Mesela benim hakkımda bir sürü zanlar oluyor veya üstü zanlar, suyu zanlar oluyor. Bu doğru mudur? Nefs-ül emirde değil ama senin aleminde doğrudur çünkü bir meratı bir budur. İhtimaller var ya, her türlü ihtimal. İhtimaller hiçlik midir, adem midir? Ademse zaten hayal edemezsin. Hayal edebiliyorsan vardır o ya. Hı hı. Hayal edemiyorsan ademdir zaten. Bu Osman'ın dediği şu, diyor ki ben bir şey hayal ettim ama gittim orada öyle çıkmadım. Evet. Oradaki bütün mevcuda, daha doğrusu bütün insanların hayalinin neticesi değil midir orası? Herkesin neticesidir değil mi orası? Ondandır ki ben şaşıracağım. Ben ama kendi hayalimin kadar görebiliyorum orayı. Peki bütün insanlar gibi düşünüyor olsam mesela kalben, ruhen, ruh mesela mahiyeti insaniye bir. Buraya geçsen orada zaten... O zaman kalbin ve ruhun derece hayatı yani ism-i azamla baktığın zaman baktığında burası aynı oluyor zaten. Yani senin hayal ettiğin aynı hakikat. Ben diyor gelecekte diyor hakikaten şimdi hayalen kabrime girdim diyor. İkisi niye eşit? Hayalini doğru kullandığı için hayalinin, öyle diyor ona geçmeyelim de, şükrörfün size nedir işaret edeceğiz da? Hayali veriliş gayesini doğru kullanırsan ki tarihçi hayatta diyor ki hayalini bile israf etmemiş diyor. Hayalinden de fısk yapmamış. Dolayısıyla şükrörfü de kullanınca hayal ettiğin her şey alemi misalim mertebeleridir. Bir dakika abi ben başka bir şey söyleyeyim o zaman. Aslında bunu anlamak için niye zorlanıyoruz onu da bilmiyorum ama biz hayal ettik de geldik buraya. Siz de baktığınız zaman aynı şeyi görüyorsunuz. Hayal etmediğin bir şeye neyi düşüneceksin ki? Hasan abi nakıslık da değil zaten benim bir şeyi hayal etmem noksa. O Esma'nın o meratibi, dimanın hakkı bu. Vicdanın farklı, kalbin farklı, ruhumun gördüğü farklı. Enlemle bakabilirsen herhalde farklı yoktur. Yok yok şu. Mesela siz, Osman'ım, mesela sen elma yiyor musun? Evet. Ben de yedim. Şimdi ben senin almış olduğun lezzeti bilmediğim gibi sen de benim almış olduğum lezzeti bilmiyorsun. İşte senin hakikatin farklı, benim hakikatim farklı bana göre. Öyle değil mi abi? Yani biz buraya da Hasan abi hayal ettik geldik. Yani şu yaşadığımız alem, hani şu yaşadığımız alem. Buraya da hayal ettik geldik. Şimdi siz... Her şey hayal midir diyorsun? Hayır, şunu demek istiyorum. Şunu demek istiyorum. Hayal hakikattir dersek eğer hayali öyle boşa atmıyorsun. Yani demek istiyorum ki burada Hasan abi siz şimdi şurada olmaktan acayip bir lezzet alıyor musunuz? Alıyorum. Buraya atıyorum yan taraftaki fırıncıyı getirsek, soksak belki de adam burada boğulacak. Evet.
Değil mi? Evet. İkiniz farklı bir şey mi yaşıyorsunuz? Onun hayali değildi bu. Onun hakikati bu değil. Dolayısıyla hayatı bu değil. Hayatı bu değil. Yani. Anlatabiliyor muyum? Burada olmak işte yani buradaki hayalin senin için hakikat olacak. Ama o hakikat benim için benim için hakikat olmayacak. Veya hakikat değil de benim zannımın neticesi olmayacak. Bunların toplamı olacak işte arş, lef-i mahfuz, arş-ı azam. Bunların toplamı. Biraz da gidelim. Hadi. Saat kaç oldu? 1 saat 45. Damar. Damarlar 353. İnsaniyet midesini midesi vermiş ki o mideyle, bak insaniyet mideymiş. O mideyle hayattan daha geniş bir dairede rızk ve nimet ister. Akıl ve fikir ve hayal o midenin elleri hükmündedir. Akıl, fikir ve hayal. Hangi midi? İnsaniyet midesidir. Şimdi okuyorum. Hayal insaniyet midesinin elleri hükmünde alıyor ve veriyor. El alır verir. Hayali, bak, o midenin akıl, fikir ve hayal o midenin elleri hükmündedir. Yani insaniyet midesi derken orada ne kastediyor? Biraz orayı açabilirsiniz. İnsan, peki bakayım ne diyeceksiniz? Ne aklınıza geliyor? İnsanın midesini deyince şöyle çözüme gideceksiniz yani. İlk önce insanı hayal edin, sonra midesini hayal edin. Böyle, yoksa diğeri ezber olur. Mesela külliyatta ne aklınıza geliyor? İnsan denince insan nedir? Bir de midesi olacak. İnsaniyeti bilince midesini de bileceksin. Mesela şöyle diyeyim. İki yer hatırıma geliyor. Şualar 218'de insanın 20 vecile tarifi var. Bütünlüğü insan veya en kolayı 10. sözün 11. hakikatında babı insaniyettir ki ismi hakkın cilvesidir. 11 tane sıfat anlatıyor. İnsan olabilmesi için 11 tane. Onun bütünlüğü insan. Bir de onun midesi var. Midesi ne demek? Mide bedeninde neyse o insana da bir mide koy. Mide nedir? Aldım, mesela bu bedeni şey alacaksın, tevzi edeceksin. Evet. Ha, o zaman insan ezel ve ebed arasında bir berzahtır. Alıyor, tevzi ediyor. Tamam. Yani böyle bir şey insanın midesi. Mide nedir? Dönüştürme ya, dönüşüm yaşandığı yer. Ekmeği, suyu içiyorsun. Sonra dönüşüm yaptırıyor. İlk mali. İnsan da bir insanlık mide, insan midesi. İnsan hakikatları mahiyete, mahiyeti hakikata, sureti hakikata, hakikatları surete dönüştüren altı yol gibidir. Ben mi yanlış anlıyorum abi? Burada benim anladığımı söyleyeyim ama bir siz şey yapın. Yani İsrafil Aleyhisselam'ın vücudu harici kainat midesi. Hayalde elleri İsrafil Aleyhisselam. O oluyor çıkıyor yani. Bu. Evet doğru. Yani, ama işte bu biraz bu geniş tefekkür ama mertebeleri çok şey. Herkes aynı mertebe diyeceğim. Yürürken bu derste biraz ortak yürümeye çalışıyoruz. Mesela misal işte söyleyeceğim de. Ben mesela her fikrettiğimi, her hayal ettiğimi demem ve diyemiyorum. Olmaz çünkü. Ayıp olur. Yani namahreme göstermez oluyor. Yani. Misal yani mesela Harun'un dediğine göre söylüyorum. Yani böyle çok uçuk olabiliyor. Tabii olmuyor işte o da. Bunu da mesela hayal el diyor mesela hayatın. Hayatın elidir. Hayat. Hayat hayal ile alır verir sana. Peki devam edelim. Yani insaniyesi alem mülk ve melekut diyor abi şeyde. Evet. Sözlerde. Sözlerde. Sözler 360'da. Şey, 24. sözde. Şey yapıyor diyor. İslamiyet ve iman diyor. Daire mümkün. 4 tane midede bahsediyor. Sıfatı mukaddese diyor. Öyle gidiyor. Yani mide var. Vücuda diyor, mideye diyor, bütün matumat diyor. Hayata ruh-i zemin diyor mide. İnsaniyete alem-i mülk ve melekut. İslamiyet ve iman içinde daire-i mümkinat, esma-i hüsna, sıfat-ı mukaddese diyor. Mide hükmüne geçmiş. İmanın nuru olan muhabbete de gayr-i mütenahi, sofra-i nimet, saadet, lezzet filan demiş yani. Mide tılsım oluyor, tılsım. Yani orada öyle bir şey var.
Yani cüz'i bir cüzken külli bir külli nurani hükmüne geçti diyor böyle. Allah Allah. Bir insaniyet var, bir midesi var. O mideye giren var. Bir de o mideye gireni ellerle yapması lazım. Girmesi lazım. Hatta orada abi böyle çıkartmıştım da ben yazdım. Cüz'iyetten külliyete, hakiki külliyete, ulvi nurani bir külliyete, muhit bir nura kalbetmiş. Bunlar hepsi birbirine uyuyor böyle. Eşleyince çıkıyor. Neyi kalacağız? Ha? 24. Ya onu böyle yazmıştım. Bir de aynı bir o böyle çok güzel eşleşmiştim de. Google Osman ya. Yok, o, nereden bunu çıkartmışsın bunları? O yazdı. Yani mide deyince aklıma geldi. Ben notlarıma baktım. Maşallah. Mide var. Mide. Bir de okur musun o mideleri ha, ya? Ha. Çok tuhaf. Diyor ki, hulasa edilmiş yani. Yani mideye bütün matumat diyor. Matumat. Hayata ruh-i zemin diyor. İnsaniyete alem-i mülk ve melekut diyor. Cemiye. Mesela... Şunu böyle şey yapsana. Şeyin karşılığını da söyleyeyim o zaman abi. Mideye bütün matumat diyor, cüz'iyet diyor ona. Hayat, ruh-i zemin, külliyet diyor. İnsaniyet, alem-i mülk ve melekut mide olmuş. Orada hakiki külliyet diyor. İslamiyet ve imanla daire-i mümkünat, Esma-i Hüsna, sıfat-ı mukaddese, ulvi, nurani bir külliyet oluyor. İmanın nuru olan muhabbeti vermesiyle, en son onu sayıyor. Gayri mütenahi, sofra-i nimet, saadet, lezzet diyor. Yani şuunat gibi şey yapmış insanda da. Muhit bir nura diyor ondan. Bunun resmini çek de dimağa gönder. Tamam. Süper. Çok hulası olmuş. Ben bir şekil yapayım diye şey yaptım. Şekil mi? Yani bunu bir şeye tablo haline getireyim diye not almıştım da. Çok güzel. Ben dedim ha. Cüz'i bir cüzken külli bir külli nurani hükmüne geçirmiştir diyor evet, bunun evet. Neticesinde. Evet. Peki. Lemalar 355. Alem-i misalin vücuduna kati delil ve numine kuvve-i hayaliyedir. Nokta nokta atlıyoruz. Aynen öyle de insanın ruhu alem-i ervahtan ve hafızaları levh-i mahfuzdan ve kuvve-i hayaliyeleri alem-i misalden kapattığına kuvve-i hayaliye diyor. Hayale his demiyor. Kuvve diyor. Tıpkı kuvve-i akliye, gadabiye ve şeheviye gibi kuvvettir diyor. Yani hayale güçtür, realitelidir diyor. Hayal, alem-i misalidendir. Şimdi kuvve-i hayaliye demesi, hayal güçtür, kuvvettir aynı zamanda. Yani hayal ettiğin şey orada var oluyor, yaratılıyor ve nefs-i emri var. Nefsin emri var. Git yüzünü yıka. Abdest al çabuk. Abdest al. Hadi. Şimdi otur. Otur. O gelir. Otur. Anladınız mı? Kuvve-i hayaliye diyor. Kuvve-i gadabi. Kuvve-i akli. Ne çıkartıyoruz oradan? Kuvvedir diyor. Güçtür diyor. Güçtür. Realitesi var. Mahluktur diyor. Ama bizim bildiğimiz mahluk meratibinde değil. Hayatın 5 mertebesi var diyor. Ama meratib hayat 5'tir diyor. Bizim bildiğimiz şu. Başka bir şey bilmiyoruz. Yani bildiğimizi yani esas yapıyoruz. Sıkıntı oradan çekiyoruz. Gidelim isterseniz. Çünkü şey yapalım. Aynı zamanda 6. sözde duygudur diyor. Duygu güçtür zaten. Duygu, güç. Ne demek bu? Ne bildin yani? Ne oldu? Ne karını? Hayal ettiğin şeydir işte. Vardır yani. Güçtür o çünkü. Abi dildeki kuvve-i zayka diyor ya, onun hayal ve mideyle ilişkisi nasıldır acaba? Ya onlar hayal ettiğin şey değil. Mesela limon. Tükür saldıranmadın mı? Dille ne alakası varmış? Gördün mü? Bizzatı var. Çünkü niye? Limon asitlidir. Asit gelir, vücuda gelecek, vücuda zarar verir. Gelmeden önce hazırlık yapıyor, tükürüyor, iman ediyor. Limon gelince nötrleştireceğim.
hayalle değil ilişkisini kurdum sana bak. Ulan bütün bedene duygu olarak hepsi şey yaptı yani. Attı evet. Çok acayip. Mesela düşünce, mesela ses. Limon dedim, şekillendi. Tükürü salgıladı, ucu tepki verdi, bilmem ne yaptı. Abi insanoğlu kainata nefi ruh etmiyor mu? Evet. E o zaman ben şimdi limonu aldım, bu ezel ebed memleketinde ben bunu hayatlandırmıyor muyum? Alemi de hayatlanıyor. Aynı sistemi Cenab-ı Allah bize vermedi mi? Kendi, bize nefi ruh etti, biz hayatlandık. Onun hayatınla bir hayatımız var. Yani limon deyince bizde hayatlanıyor mu? Evet. Allah da böyle hayatlanıyor işte bizde. Ama mideye giden bir şey olmuyor. Allah hayatlanıyor biliyor musunuz? Allah hayatlanıyor. O ne demek abi? Allah hayatlanıyor. Nasıl bir şey söylüyorsun? Yani öyle değil mi? Çok acayip değil mi? Yani. Kişinin aleminde Allah yok olur. Allah yok mudur? Yok olur. Aleminde niye yok? Kafasızın kafasında var diyor. Küfür var mı? Nefs-ül emirde yok. Ama var. Küfür ehli diyor. Kafasızın kafasında var. Kafasızın kafasında Allah yok yani. Öyle bir şey yok. Ama diriliyor Allah aleminde. İman edince. İman edince ölüler, bunu kendisi söylüyor. Mezar arslanı hepsi dirildiler diyor. Bir baktım diyor, insanlık aleminin hepsi öldü. İşte şöyle olmuş şimdi şu anda. Sonra iman etti, iman geldi onun ruhu diyor, şeyi kaldırdı diyor, hepsi hayatlandılar diyor. Allah da hayatlandı da. Şey, şöyle desek daha iyi olmaz mı abi? Tamam güzel. Görmek ve göstermek sırrınca, görmek istediğini biz de gördü. Var zaten onda ama görmek istediği. Evet. Hayatı biz de gördü. Niye diye sormayacağım. Abi biz evet. Allah-u Teala'yı hayal edemiyoruz ama türlü, hayal sistemi mi yani. Aktif ediyor bunu? Aktif ediyor. Evet. Onu aktif ediyor ama hayal hayal olmadığını da akıllı olduğunu, yani onun da şuuru olduğunu, akıl haddini de bildiğini, şükrü fide kullanırsa hayal, Allah'ın zatını bak hayal etmiyor. Hasan abi hayal edemiyoruz diyoruz ya. Ya bu hala cümlelerde şey var ya, hayal edemiyoruz. Ya hayal, hayat zaten. Niye edemiyoruz? Bizde zaten. Yani hayal edemiyoruz. Mesela kullanıyorsun hayat var ya, hayat. Hayal edebilir misin? Hayat nasıl bir şey şekli? Hayat. Sakın ha canlılık sestir falan deme. O bir sıfatıdır. Mesela suyun bir sıfatı buzdur. Kardır, doludur ama bu değil. Hayatı hayal edebilir misin? Hayır. İnsan devamlı kullanıyor. Mesela şöyle. Allah'ı görmek istiyor. Tamam. Geçen bir tanesi dediğim gibi. Tamam, peki oraya uzağa gitme. Niye göremiyoruz? Zamanı görmediğin gibi dedim. Zamanı kullan. Bak be, iki saat sonra geleceğim. Zamanım çok çabuk geçti arkadaşlar. Zaman zaman diyoruz. Ya Allah aşkına bir kulu çıkıp da, ya zaman nasıldır, gören bilen var mı tipi, yaşı ne kadardır? Gecesi ve gündüzü, dünün ve bugünü, gecesi, Ahmedi, Mehmedi, kutubu var mı? Peki zamanı gören var mı? Ama zaman bizi evirip devirip çeviriyor. Allah da bizi böyle evirip devirip çeviriyor. Allah nasıl bize tesir ediyordu ya? Bunu bana bir örnek verdi ya. Allah ben nasıl işi yapacağım diyor. Zaman seni nasıl evirip devirip çevirdi? Gözlük zaman diyorsun. İlla gözlüğü ki abi. Evet, geçelim. Geçelim abi. 441. İsmi kayımı ciddi hızlı gidiyorum ki artık şeye tahayyülü de bitirelim de çünkü bayağı da var. Tahayyülü de bitirelim ki aklam. Bunları saydıklarım hep bu sayfa abi, bu kadar. Ya nasıl bitireceğiz? Merak etme sen, bu bitmez. Niye? Çünkü sen bitmesin, bu sensin. Çok güzel. Bu bitmeden de ölmeyeyim diyor Hasan abi. Uzatıp da uzatıyor. Ya şurada bir yer daha buldum. Bravo uzatıyor. Uçak da havaya fırladı. Bilmem de. Suret kahneyet. Yani şey. İlmeyi kahneyet. Çünkü öyle değil mi şey. Ya Rab bunu. Ya Rab bitirme demeyim canım. Millet amin demiş mi? Efendim? Millet amin demiş. Amin bitti bu kadar. Demiş herkes demiş. Allah da verdiği karar dönmez. Dönmez. O zaman bizi evet. Azrail Aleyhisselam bekliyor hepimizi evet. Bitene kadar. Bitirmiyoruz evet. Bizle. İnsanda evet. Naz var biliyor musunuz? Evet. Ama siz demediniz abi bedenimi alma, hayatımı alma dediniz. Hayatınızı evet. Almayacak ki zaten inşallah. Evet. Biz her yerde devam edeceğiz bu dersin. İnşallah ya. 441 levalar. İsmi kayyumun cilve-i azamına baktırmak için hayali iki dürbünden biriyle en uzaklara esir maddesi içine sırrı kayyumiyette diye devam ediyor.
Hayal için ne diyor biliyor musun? Devamında şöyle diyor. Hayal ile en küçük şeye baktım, hayal ile en uzağına da baktım diyor. Hayal ile en küçük şeye bakıyormuş, en uzağa da bakıyormuş. Sıfatta olmasa nasıl bakıyor? Küçük ve uzak. Bak birisi küçük ve uzağa. Hayal ile bakılıyor. Küçük, gene hayal ile uzağa baktım diyor. Çok önemli. Hayal iki dürbünden biriyle. Hayali iki dürbünden. Yani dürbünün bir arkası önü var ya. Peki devam ediyorum. Şu aralar. O 24. mektupta diyordu ya Osman. Çok derin, çok geniş. Geniş ve yüksek. Çok yüksek. Onu gören hayal mi abi o zaman? Yani hayal değildi nasıl diyeceksin? Çünkü dedik ya böyle mideye girdikten sonra her şey hissini alıyor. Evet. Gören deyince, düşünen değil, gören hayaldir. Gören hayaldir abi. Değil. Bu kadar basit doğru. Evet, sureti bu. Abi. O kadar kuvvetli, o kadar geniş, o kadar derin, o kadar engin ki ne? Ruh hayale biniyor. Akıl fikre biniyor. Aman yarabbi ya. Allah Allah. Çok acayip bir şey ya. Lan ruh hayale mi biniyor? Hayal değil bak. Ruh hayale biniyor, akıl fikre biniyor. Baba sana o zaman uyuyorlar yani hayalle tasavvuf gibi. Nasıl? Yani akıl fikre bindi, ruh da şeye bindi ya. Yani. Akıl. Serbest bölgeye bindi. Akıl yani. Fikre bindi, ruh hayale bindi. Duyuyor öyle. Evet. Fikir burada değil. Olabilir gibi duruyor. Duruyor. Abi kapatıyor da kapat. Kapat abi. Diyorlarsa demişlerdir. Şeyde abi hani bir seyyattan bahsediyor ya şu ayetin diyor belagatını göremiyorum ben. O da hani zaten. Şu bir şey oldu ha. Ne oldu bilmiyorum ama bak gitti böyle acayip bir şeydi. Bak bir geçit oldu yani Allahu Ekber. Yani. Bir hakikati yaşadık. Yani sıfır bir şey oldu ya. Bir şey oldu neyse. Vardı gitti. Kapan silek. O değil bak yok bir şey oldu. Seyyahlar. Yani acayip bir şey. Az önce burada değildik abi. Bak yemin ediyorum az önce burada değildik. Neyse devam et bakayım. Bu ayetin diyor belagatını göremiyorum diyor ya. O seyyah. O da diyor ki o diyor öyle olmaz. Hani bizim anladığımız tabiri. Tahayyülen onu Allah Resulü'nden önceki zamanı o zamana götürüyor. Hayalet tahayyülen götürüyor. Diyor ki, he diyor, şimdi o zaman anladı diyor en sonunda paragrafını. Yani dürbünü çeviriyor. Çok güzel. Aslında o dürbünün uç tarafından. Evet, çok bakıyor. Güzel. Şimdi dürbüne denk geldi ya. Şimdi bakalım. Kur'an'daki bu ayeti anlaman için diyor, Kur'an'dan önceki zamana götürüyor. Bak diyor topluma, bu ayet geldi, şimdi bu ayette bak o topluma. Ancak görürsün diyor. Abi o zaman Celal esmasının hakikatına mı görüyor orada Celal? Onu bilmiyorum ama önünce birden hani hakikati değişti diyor. Yoksa diyor bu belagatı göremezsin diyor. Aklen hani. Celal'e nasıl geçtin sen? Celal'e nasıl geçtim? O zaman mesela çocukların diri diri gömüyorlar. Evet. İşte o zamanın işte kadınlar şeyden saklıyor. Yani o hal Celal esmasını şey yapıyor ya aslında. Hı. Oradan çevirince hani Esma'da şeye bakıyor ya, akla bakıyor ya, hem hayalen çevirdi hem aklen aslında onu şey yaptı. Kalben de, aklen de manayı anladı onu. Anlattı yani. Çok evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ruhu asıl saadetten önce götürüyor, topluma baktırıyor, toplumu seyrettiriyor, sonra bunların üzerine ayet iniyor, ayette vücudu harici buluyor, yani bak şimdi bu topluma bak diyor. Demin şurada tahakkule hakikatler yazdınız ha. Şurada. Hakikati çıkıyor. O mesela hayalen hakikat çıkıyor. Zaman. O şeyde abi o sözlerde geçiyor o kısım da. Orası dimağın bütün mertebelerine uyuyor o ifade. Allah Allah. Bir ya, okuyayım mı? Oku. Diyor ki hatta bir adam Sebbaha lillahi ma fis semavat vel ard ayetini okudu. Dedi bunun harika telakki edilen belagatını göremiyorum. Ona denildi, sen dahi bu seyyah gibi o zamana git, orada dinle, o da kendini Kur'an'dan evvel orada tahayyül ederken, açık sarih tahayyül, gördü ki, mevcudat-ı alem perişan, karanlıklı, camit, şuursuz, vazifesiz olarak, hali, hassiz, huzursuz bir fezada, kararsız, fani bir dünyada bulunuyorlar.
Bu kısmı tasavvur. Tasavvur etti. Tasavvur etti. Hayali kullandı. Bulunuyorlar. Gördü ve sonra düştü. Mevcudat alemi perişan karanlıklı. Böyle bir tasavvur yaptı. Tasavvur kullandı. Birden Kur'an'ın lisanından bu ayeti dinlerken gördü. Bu ayet kainat üstünde, dünyanın yüzünde öyle bir perde açtı, ışıklandırdı ki Kur'an'ı dinledi, vahiy geldi. Vahiy geldi. Dinlerken gördü. Taakul. Taakul burası. Bu ezeli nutuk ve sermediği ferman. Şimdi tasdikteyiz. Asırlar sıralarında dizilen zişurlara ders verip gösteriyor ki bu kainat bir cami-i kebir hükmünde başta semavat ve arz olarak umum mahlukat, hayatlarane zikir ve tesbihte ve vazifeler başında cuhşu huruşla mesudane ve memnunane bir vaziyette bulunuyorlar diye müşahede etti. Tasdik etti. Tasdik ilim oldu yani. İlim oldu. Vahiyi aldı, oldu. Süper oldu. Ve şahit de orada çıkıyor. Bak. Müşahede ha. Evet şahit, şehit var ya şehit. Ve? Tasdik makamında da. Ve bu ayetin derece-i belagatını zevk ederek izan. Derece-i belagatını zevk ederek sair ayetleri buna kıyasla Kur'an'ın zemzeme-i belagatı arzın nısfını ve nevi beşerin humsunu istila ederek haşmet saltanatı kemal ihtiramla 14 asır bila fasıl idame ettiğinin burası iltizam. Evet. Açık iktizamlar hikmetlerinden bir hikmetini anladı. İtikat etti. Tam başlamaz. Kapat. Bak ne oluyor biliyor musun? Ben bazen düşünüyorum. Ha bak burada tam burada. Ya külliyatta 20 senede tamamladı. Rimalar, sözler, şu. Hiç çatışan niye şey yok? Meğer Risale-i Nur arkada gözükmeyen bir formülü var. Dima, tahayyül, tavsiye. Şimdi usta bunlar niçin birbirini cehre etmiyor? Nazarında tahayyül var, ona göre konuşuyor, getiriyor o hakikati tasavvur yaptırıyor. O hakikate taakkul yaptırıyor, milaç yaptırıyor. Tasdik ediyor. Öyle anlatıyor biliyor musun? Nasıl diziliyor? Buradan diziliyor. İlk önce kargasını yapmış, binanın kargasını, sonra o araların tuğlaları örmüş. Başka olmaz ya. Veya dima, vicdan, kalp, ruh. Her yeri okurken hep aynı olsun gibi. Konuşuyorsunuz ya, hep aynı yeri konuşuyoruz, hep aynı şey. Hep aynı mevzuyu anlatıyor. Hep aynı mevzuyu anlatıyor. Şimdi mesela ezel bakınca ezelebet anlatıyormuş her yerde. Ha evet, nereye bakarsan ezelebet. Dima bakınca her yerde dima anlatıyormuş aslında gibi oluyor. Değil mi? Abi bir de demin boşluğa düştük şey dediniz ya, orada mesela şey Ağrı abi de var. Hayatın hayatı imandır diyor. İnsan bu kadar şey. Şey aklıma geldi o zaman. Mesela tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik var ya, burası hayat desek, hayatın hayatı imandır. Orada ondan sonraki hayatta iman gibi öyle demin şey oldu yani bende de o boşluğa. Yani. Hayatın hayatı. Tasdiğe kadar geldi hayat ama ondan sonra iman ettin, hani itikata kadar çıkıyor ya. Bak hayatın hayatı neyse iman. Hayat, onun da hayatı var. Evet. Ruhun ruhu. İman. Hayatın hayatı imandır. Evet. Allah Allah. Allah Allah. Devam. Devam etmiş idir. Zehr. Ve ahir devamı ve elhamdülillah Rabbil alemin el Fatiha. Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Rüyada mı görmüş? Rüyada. Allah'a soruyormuş ben kimim diye. Rüyada Allah'a soruyormuş ben kimim? Ben kim diye sabaha kadar sormuş. Sonra ne cevap gelmiş? Onu yazmamış. Devam ediyor ya diyor, nasıl rüyalar ediyor, ben kimim, soru yok diyor, necis soru yok diyor. Bir dakika, Risale-i Nur'da mı var? Risale-i Nur'da ben kimim diye bir soru yok diyor, necisin diye soru var diyor. Allah Allah, necisin. Çünkü ben kimimin mahiyeti bitmemiş ki olman ki sorulsun. Olmakta olansın. Evet. Olmamışsın ki daha ki sen şusun densin. Akademi kimin? Ne
paketin adı insan denmiş ama içerisinde neyi tanımlıyorsan o kendini inkar ediyor aslında. Ben buyum derken kendini inkar ediyorsun. Çünkü değilsin. Olmakta olansın. Allah Allah. Hadi. 362. sayfa, şuralar 77. Yani tahayyül 20. dersin ikinci versiyonu, ikinci bölümü. Abi kendini sınırlamış oluyorsun desek de oluyor herhalde değil mi? Kendini sınırlıyor. Sınır, belirliyorsun ki o değil olmayınca o inkar oluyor senin. Aslında inkar oluyor. Ben buyum diyorsun, değilsin ya lan bu. Kendini inkar ediyorsun. Şeye benziyor abi, ben yapamam. Ben bunun imkanı yok, yapamam. Öyleyse tam zıttı. Şualar 77. Zemin yüzünü bir küçük bahçe gibi temaşa edecek bir geniş hayali göz ile bak ve hem bil ki hayal aynı zamanda insanda gözdür. Gözün kapalı bile olsa onunla görürsün. Göz kapalı olunca görmüyor musun? Evet. Demek ki hayal kendisi gözdür. Göz kullanmadan göz olur mu? Varmış. Allah Allah. Şualar 94. Karanlıklı bir gurbette. Çok ilgim, tuhafıma gidiyor bu da. Şeyin sıfatı da geniş sıfat. He? Geniş hayali göz. Öyle diyor değil mi? Geniş hayali. Genişte var mıydı o bizim şeyin içinde? Vardı. Değil mi? Evet. Yüksek. Geniş. Derin. Geniş, derin. Yani okyanustasın. Derin, geniş, yüksek. Geniş göz. Allah. Hayali göz. Genişi, geniş hayali göz. Vay be. Sıfatı. Yani bu da vardır kesin bir şey. Karanlıklı bir gurbette. Gurbet karanlık. Hasan abi. Mercek genişledikçe hani teleskop yapıyorlar ya, ola genişliyor. Ne genişliyor? Yani mesela teleskop yapıyor işte. Geniş olunca ne oluyor? Galaksileri bir hatalı tasavvur olmaya başlıyor. Yani ekledikçe hani teknoloji geliştikçe teleskoplar gelişiyor ya. Evet göz geniş. Gurbeti karanlık diyor. Karanlıklı bir gurbette, karanlıklı bir gecede, zulmetli bir gaflet içinde. Bak şimdi, hariç karanlık, insanda ise zulmet. Normalde karanlık de, ona da de. Ona olacak? Da karanlık de ya. Ne olacak yani? Ben olsam ben öyle derdim. Akıcılık olmamı gerektiriyor. Hali hazırda olan bu koca kainat, hayalimi, camit, ruhsuz, meyit, boş, hali, müthiş bir cenaze göründü. Bu görünen ne? Yani şey, mümkün mü, mümteni mi? Koca kainat. Yani mümkün mümteniye dönüşüyor. Böyle midir? Bak, camit yok, ruhsuz değil, meyit yok, boş değil, hali. Müthiş bir cenaze görünür. Hayal. Mümkünü mümteniye çevirdi. Yani aslandı, aslanı şey, yani neydi o? Ejderha şeklinde görüntü. Ata dönüştü. Ata dönüştü. Ne atı? Ne demişiz bakayım? Gece karanlık değil. Bakın. Gece karanlık değil kardeşim. Bir alem. Karanlık ayrı bir şey, gece ayrı bir şey. Karanlık geceyi örtmüş hep, ondan biz geceyi karanlık diye biliyoruz. Karanlık, gece karanlık değil. Gece ayrı bir alem, gündüz bir ayrı alem. Yani. Ama tefrik edilsin, bir de istirahat olsun, bir sürü şeyleri var. Gecenin üzerine boyamış. İstila etmiş. İstila etmiş onu. O zaman geceyi hep karanlık olarak gördük ya, doğduk, büyüdük. Gece karanlık zannediyoruz. Gece karanlık değil, karanlık ayrı bir şey. Üstünü örtmüş. Gaflet, gaflete zulmet diyor. Hani diyor ya, zulmetli bir gaflet içinde. Gaflet insanı örtendir. Karanlık ise hariç dünyayı örtendir. Şey vardı ya, Fikret-i Beyza'da söylediği, kalp olmazsa zulmetlidir. Zulmet Fikret-i Beyza diyor. Evet, Fikret-i Beyza. Zulmetli yaşıyorsun. Zulmetlidir. Aynen.
Bak çok güzel söyledi. Bir de söyle bak. Fikret-i Beyza'da Süveyda'yı kalp olmazsa diyor zulmettedir diyor. Zulmettedir. Süveyda da gözün hani şeydi ya abi. Siyah noktası. Noktası. Hani bir ısınalım diye şey yaptık ya, bir nokta ama bütün canı ona seyrediyoruz. Bir de ne demiştik bu şeye Osman? Hayal birbirine dönüştürme. Evet. Yani cami diyoruz. Hayır. Hayattan yapılmış. Öyle görebiliyor. Öyle görebiliyor. Yani varı yok yoku var edebiliyor. Yani insan üşütüyor ya. Çok tuhaf, insan ödü patlıyor ya. O zaman benim gördüğüm acaba benim görmek istediklerim midir? Hakikaten öyle midir? Her şeyi soruyorsun. Ve hakikaten doğrudur. İnsan bu dünya gölgedir diyor. Gölge ne doyurur, ne abat eder, ne kar, yani vursan da vurulmaz, öldüremezsin. Gölge işte. Alim şahit. Bu dünya gölgedir. Ahirete göre. Bu gölge ise, he? Bu bir böyle düşünün, güzel bir bahçe Aksaray'da, kiraz bahçesi. Bu gölgeymiş. Yani bir hayalinizde bir kiraz bahçesini koyun, öyle yapraklar oynuyor. Bir incir bahçesini hayal edin. Bunlar gölgeymiş. Nasıl oluyor? Oraya göre, asla göre gölgeymiş. Yani neye benziyor? Kiraz bahçesiyle ahiret, insana güneş vurunca insanın gölgesi var. Gökhan hayal et gölgeyi, senin gölgenin. Seninle arandaki duyguların, ruhun, hayatın, hissiyatın, fikriyatın gölgede olur mu? Olmaz. Farka bak. 26. Canlı ve cansız. Gölgen cansızdır. Bu kainat, bu ise o nedir bilmiyoruz ki. 26. pencere diyor, gölgenin gölgesi akılla, gölge kalple, ruha bakarsan belki aynı. Neyle bakarsın? Gölgeyi bu kadar muhteşem yaptığına göre. Bu gözüken muhtar muhteşemse ki bu da ölüymüş oraya göre. Mesela Yasin hayal eder misin abi kendi hayal etmiş, şey, gölgeni hayal et abi. Et abi yok vücudunu indir aşağıya. İndir, ben gözüm kapat oraya gölgeni söylüyorum. Cansızdır gölgen, ruhsuzdur gölgen. Fikir yok, fikrini, yani fikirlerin gölgede gözüküyor mu gözükmez. Ben seni görmesen, konuşmasan, senin gölgene bakarak bir, fikriyatını, hissiyatını, duygularını, latifelerini, niyetini, meyillerini, elem ve emellerini bilebilir miyim? Seninle neyin yani? Neyin ifade ediyor ki? Ha böyle bir adam varmış. Böyle bir suliyeti varmış. Bu dünya işte alemi gaybın üzerinde böyle bir gölge. Peki buysa bu kadar muhteşem, o nedir? İdraki mal bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Trafik patlar. Ve oraya gideceğiz. Oraya davet ediliyoruz. Mecburen demiyor bak. Sizi sevk edeceğim demiyor. Davet ediliyorsunuz ey beni Adem. Davet. Yani düğüne. Şimdi düğüne gidebilir misiniz? Ya adamın düğünü yarın işte öbürsü gün. Mesela cumartesi ayın 7'sinde dershane çalışı var. Ben şimdi gidebilir miyim? Yok ki cumartesi. Mert de böyle bir teristtir. Teyir tezkeresi. Vakti gelecek de düğüne mesela. Kardeşim burası gölge ya. Niye gitmek istemiyoruz? İnsan çok antikadır. Alıştığı şey kötü dahi olsa çıkmak istemez. Hayal kurbiyete mi bakıyor, akrebiyete mi bakıyor? Kendi gayretinle yapıyorsun ki kurbiyettir. Akrebiyet kendisi çalıştıracak. Akrebiyeti de hakikati olur. Peki, şu anlar 174. Göz. Abi bir soru daha sor. Özür dilerim, girmeden. Hayal, dediniz ya, üstad hayalini bile israf etmemiş. Şimdi hayali hem ihtiyarla hem de iradeyle ayrı ayrı kullanma farklıdır. Farklıdır. Hükmü ayrı o, farklı olur. O zaman iradeyle kullanmak mıdır israfsız kullanmak abi? Evet. Zaten ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. İhtiyarımdan vazgeçtim diyor. Mesela kader de iki tanedir. Onun için çözülemiyor. Onun için herkes farklı şey yapıyor. Tamam? Evet, o camı kapatır mısın orada kuşun şeyini? Kapattı o çünkü cam açıksa çünkü hayvanmış. Şimdi ihtiyari kader var ki Risale'de geçiyor. İhtiyari kader. Bir de iradeli kader var.
Hı-hı. Anladın mı? Evet. Bir ihtiyari kader var, bir de iradeli kader var. Görüyor musun? Hı-hı. Yani ihtiyari kader senin elinde, iradeli kader senin elinde değil. Bitti işte, kader çözüyoruz. Şeyi yazıyor. Senin de elinde olan bu, olmayan bu. Sen güneşin doğması, sen kimin oğlu olacağın, ömrün, rızkın vesaire, bu iradeli kader. Barla da bir yer okumuştuk da Mustafa ile birlikte abi çayırında. Dışarıda Harun'a da söyledim. Şimdi Kur'an yazımındaki tevafuku anlatıyor usta. Şimdi önce kendisinden bahsederken hasta olduğundan yani sıkıntılı halde olduğunu önce bildiriyor. Yani benimle alakası yok kubeli etmek için. Ondan sonra bahsettiği, mesela yazılsın diye nüshaları gönderdiği kişilerin de vaziyetlerindeki, yani iradeleri değil de ihtiyarları belki olduğunu, yani onların da hasta, kendilerini buna veremeyecek kadar aciz olduklarını söylüyorlar. O halette tevafuk ortaya çıkıyor diyor. Bir parça şuurunu kullanarak yaptığı zaman tevafuk bozuluyor diyor abi. Şimdi oradaki tevafuk da buradaki hayal gibi sanki. Yani az önce Osman söylemişti ya birinci derste abi. Hani ben şunu hayal ediyorum, o da öyle mi olacak gibi. Yani o biraz sanki abi şuurunla hareket ettiğiniz zaman oradaki tevafuku bozduğunuz gibi sanki buradaki hayali de bozuyorsunuz söz konusu olabilir mi acaba? Böyle bir şey mi? O da olur. Şualar 174. Göz ve kulak ve kalp ve hayal ve akıl. 1, 2, 3, 4, 5 gibi o latifelerin her birisini. Hayale latife diyor. Başka yerde duygu diyordu. Evet. Başka yerde kuvvet diyordu. Üç yerde. Hayali latife diyor. Ruha ait olduğu için mi latife diyor? Çoğu yerde kuva diyor. Ve duygu da diyor. Ekliyorum. Duygu da diyor. Sanırım onu şöyle desek. He. O hayal eğer cesede taalluku varsa duygu, ruha taalluk ettiği vakit, ruha baktığı tarafta latife oluyor. Latife oluyor, evet. Çalıştırdığı doğru. Yere göre. Ruh, evet. Mesela ruh hayale bindiği anda artık o latife. Latife. Ama duygu seviyesinde alemi zaten o zaman orada diyor latife. Alemi şehadetle alakalı bir şey olduğunda o zaman duygu haline geliyor. Evet. Cesetle alakalı. Eğer insan bunu kullanıyor, eylemsel, kendisini aktif ediyorsa kuva. Yani hani bunu hep şeylerde de akıl cihazdır diyor, başka şeylere de diğerine göre değişiyor ya. O zaman şunu da ben ekliyorum. Ruhla alakadar olduğunda artık o latife. Olunca. O hayal onunla çalışırsa. Hayal, latife. Kalp ne olursa. Cihaz, öyle mi? Olursa. Duygu cesetle alakalı olan taraf kuva, değil mi? Kuva. Kuva hangisi? Ne? Kalp de olursa. Kalp tamam ha. Kuva, hayal, kuva. Burada hepsi ne var? Bedenle olursa, beden çalışırsa. Tamam, ruhla bunlar hepsi. Ruhla. Hayal şey oluyor. Şeydir diyor. Penceresi. Duygu. Yani ruhun... Kendi için latife diye buradan mı? Her birinin ruhla kullanılmış hali. Hali boyutuyla bakıyor. Boyutuyla bakıyor. Evet. Aha, mevzu orada. Evet. Şimdi atlıyoruz arkadaşlar. Bu sayfalar okundu. Sayfa 368. Şualar 258. Gördünüz mü? Hayalin bu meyvenin lezzetiyle mesrur iken... Umum peygamberlere imanın pek çok meyvelerinden buna benzer bir tek meyvesini aldı. Esas yere gelmiş. Efendim abiler? Burası güzel bir yer abi. Çok acayip. Bir daha. Hayalin bu meyvenin lezzetiyle mesrur iken, umum peygamberlere imanın pek çok meyvelerinden buna benzer bir tek meyvesini aldı. Hayalim mesrur diyor. Peygamberleri iman etmenin meyvesinden aldı. Peygamber iman edince peygamberlere imanın pek çok meyveleri vardır. Peki peygambere iman edince ne oluyor? Ağaç oluyorsun. Bütünlük oluyorsun abi ya. Evet, bütüne geliyorsun. Sana bakan meyvesi oluyor. Bak, pek çok meyvesi. Bir de ağaç ama öyle bir ağaç ki
İncir ağacına benziyor, bin bir çeşit meyve var orada. Hayat cüz'ü kül, cüz'i külli yapıyor evet. Diyor ya abi. Yani etzai kainat, efradi hükmünden nevi ise şey üstüne evet. Ne diyor? Hayat vasıtasıyla etzai kainat, efradi hükmünden nevi ise fert değil mi? Ferdi. Yok. Ferdi ise nev hükmüne geliyor abi. Ha, yok yok. Etzai kainat efradi hükmünde, kainat ise nevi hükmüne geçer. Aha. 338 lemalar. Şimdi hayat acayip yani. Bunlar çıkarıyorum ha ben. Osman Sen Öğretullah'ın, serserinin, kadının, domuzun hepsi benim hayatımın dışa vuruşları. Ben mesela domuz olsa nasıl olurdum? Öyle oldu. O benim çünkü. Benim dışa vuruşum. Ben kadın olsam nasıl olurdum? Ama işte bu. Bu işte onlar benim efradım hükmünler. Bak. Kainat. Bu nedir? Kainatın etsa şeyi, efradı, bak etsa şey etsası efradı hükmünde. Etsası, etsa ya cüzü ya, efradı hükmünde. Komple ise kainat benim, nevi hükmüne geçer. Benim ya. Allah ya böyle bir ders olur mu ya? Birini kınarken kendini mi kınıyor şimdi? Allah evet. Allah. Kınarken, küfrederken, eden kendini ediyor ya. Eden kendini eder var ya. Şimdi bak, peygamberlere iman ağaç oluyorsun, sana bakan meyvesini koparıyorsun, koparsın. En azından onların yaşadığı, peki peygamberler iman edince meyveymiş, peki neymiş o meyve? Dedin ya garip bir yer, şunu okuyorum bak. Bak, peygamberlere iman edince en azından yaşadığı mekana, zamana bizi götürüyor iman. İmansızların en azı bu. İmansızların hayali buna çalışmaz. Böyle hayaline de hayal gelmez. Hayaline de hayal gelmez. İman etti peygambere. Mesela Salih Aleyhisselam kayadan deve çıktı. Yani tak diye kaya böyle ben abi şöyle geliyor Mardin falan. Baktığım zaman kayalıklar var. Kırmızı kayalıklar orada. Böyle oradan çıkıyor böyle. Oraya götürüyor. Yani imansızın böyle hayaline bile gelmez. Sen Firavun'un hayaliyle hayallenmek istediğin gibi. İstemediğin gibi. Sen Firavun'un hayaliyle hayallenmek ister misin? İstemezsin yani. Kafir de böyledir. Senin imanına böyledir. Onun hayalini hayaline taşıyıp misafir etmek istemediğin gibi. Taşıyıp olacak. Deminki seyyah o zaman o meyveyi mi yedi abi anlamakla? Hani belakat anlamak istemişti ya. Evet. Gitti oraya o meyve. Mesela meyve o. Asıl saadetten önce gitti. Gitti. Baktın halu ve mala çok kötü. İman geldi yani Kur'an geldi. Bir baktın değişti. Bu meyve. Mesela meyve diyor şu. Kivi yedik biraz önce. Ne oldu? Bak şimdi. Ne oldu realite? Bedel misin? Peygamber'e iman edince ne yapıyor seni? Aynı meyve gibi seni besliyor. Yani iman demek bir manası, iman ettiğin şeyle ruhunun beslenmesi demektir. Mesela ahirete iman ettin. Ahirete iman etmenin muaccel peşin bedeli dünyada onunla besleniyorsun. Mesela bir misal vereyim. Nasıl meyve? Ahirete iman ettin. İmanın derecesine göre ölüm mevte dönüşüyor. Ayrılmak visala dönüşüyor. Kavuşmaya dönüşüyor. Zindani dünyada bustan-ı cinana dönüşüyor. Bak ahirete iman bu. İman ettiğin şeye gitmekten niye korkuyorsun? Korkulacaksa niye iman ettin? İman korkulacak şey mi ya? Biz şeytanın varlığına iman etmiyoruz, kabul ediyoruz. Kabul ediyoruz. Allah'a iman ediyoruz. Şimdi peygamberlere imanın meyvesi kardeşim. Peygamberlere meyvenin şey bütüne geliyor. Dünya bakışım değişiyor. Bundan daha büyük meyve olur mu? Kivi yedik ne oldu? Bedenim besledi. Üşümeye karşı C vitamini geldi. Peygamberlere iman ne yaptı benim? Ailemi değiştirdi. Kendi anlayışımı değiştirdi. Akrabam değişti. Yani annem bacım değişti. Peygamberler derken siz peygamberimiz değil. Yani eşitti. Evet. Tabii bacın, anan, eşin, hepsi eşitti. Hepsi aynıydı. Anlayış değişti, haram kavramı geldi, olmaz geldi, edep geldi. Bundan daha güzel bir
meyve olur mu? Ruhun meyvesi hayal mi? Ruhun meyvesi hayaldir. Hatta ruhun eli. Okuduk ya biraz önce. Hayır. Birinci derste. İnsaniyetin eli. Evet. İnsaniyet mi desin eli diyor. Başka bir yerde hayatın elidir diyor. Ruhun elidir diyor. Ya ruh biliyor. Ya bir tuhaf ya bu. Bir arkadaşlar biz külliyat mı okuyoruz? He? Hatırınıza gelmiyor mu ya? Nerede? Birinci dersten önce kahvaltıda dedi, birisi dedi ya. Ulan ne araştırıyorsam külliyat hep oymuş dedi bir tanesi. Ezel diyorum, hakikaten ezel ebed ya diyor. Hayale bakıyoruz ki, Risale komple ya. Ben bir bakıyorum, akıl ya. Hepsi akıl sistemi üzerine kurulmuş. Aa, tasavvur öyle, bir okuyunca diyor, ya bitti, nasıl bakarsanız hep o. Hep o ama. Hep o gözüküyor. Ya peygambereyime bak ne çıkıyor bak. Peygambere iman edince, peygambere bak, pek çok meyvelerinden. Bak pek çok meyvelerinden. Allah alem bu amel-i Resulü anlatırken. Hani, o üstü şey abi ben baktım hayali her şey karışık şey yaparken melaikelere iman ona yetişti, şenlendirdi. Hayali bu meyvenin lezzetini alırken diyor umum peygamberlere imanın lezzeti de geldi diyor. Mevzuyu Allah anlatıyor. Allah. Melekleri iman yerinde melekleri imanı anlatırken orada öyle diyor. Ya meleklere ne yani ne karımız var ki iman ediyoruz ki işte bu. Melaike iman çok meyvelerinden birisi imdadıma geldi diyor. Bu hayata kainatı dünyamı şenlendirdi. Melekler ve ruhanilerle doldurdu. Of. Alemi sevinçle güldürdü diyor. Bak şimdi. Ehli dalaletin dünyaları vahşet boşluk karanlıkla ağladıklarını gösterdi. Hayalim bu meyvenin lezzetiyle mesrurken deyip devam ediyor. Böyle mi? Allah Allah. Yani hayatı anlatırken bu hayat bahsi. Hayat da peygamber. Hayat. Hayata bu ikisi kafa takılır mı? Bunların hayattalar. Orası ya ikinci Nadir abi bunlar. Bunlar da artık bitti. Nirmini. Nadir abinin kitabını da yazılarını deftere çevirdi ya doktor. Aha. Onu vereyim sana da şey yap. Yayın istersin. Yayınladık abi o. Çok yayınladık. Oldu. Çok oldu. Ha. Şimdi 27. defteri vereyim sana. Olur. Ben onu yayınlamıştım. Veya birkaç gün sonra mı vereyim? Yani, tamam. Aziz, tamam. Şey, Hasan abi, Risale-i Nur'ları cisimleştirsek, gafur olsa... Olur. 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 Onların hayali Risale-i Nur mu oluyor diyeceğim. Cevaplarsanız cevaplayın, cevaplamazsanız neden öyle diye sormayın bana sakın. Dört tane şey var. Sirac-ı Nur, Sirc-ü ne? Sirac-ı Sürç. Sirc-ü? Sirac-ı Sürç. Ha, Sirac-ı Sürç. Sirac-ı Nur, Risale-i Nur, Resail-i Nur, Risale-i Nur. Dört tane. Hepsi farklı anlamı. Mesela bu Risale-i Nur değildir. Risale-i Nur külliyatındandır. Risale-i Nur insan değildir. Hakikattır. Tamam. Bir tanesi suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet. Bu Risale değil. Tamam. Bu Risale-i Nur külliyatındanmış. Ondan. Mesela haşa, la teşbih ve la temsil. Kur'an. Kur'an mahluk değil. Aa, tuttum nasıl mahluk değil? Tuttum işte. Bu musaftır Kur'an değil. Kur'an kimdir? Mushaf'ı okuyan da ortaya çıkan uyanandır. Kafir de okuyor, onun Kur'an'ı da o. Çünkü ondan bahsediyor. Onun zulmetini artırır. Küfrünü artırır. Kim ne okuyorsa onun Kur'an'ı oluyor. Onun için Kur'an kimisini yudilübeyi kesir ve yedibeyi kesir. Hidayetini, dalaletini de artırıyor. Okuyan da ortaya çıkan. Evet, dalaletini de artırıyor. Abi Hızır Aleyhisselam'a kitap verilmiş mi? Çoğu ulemaya göre peygamber olduğunu şey, hikmet verildiğini nas var. Hadis hikmet verildiyse kitap da verilmiştir o zaman. Hani ama suhuf ve kitapta ismi geçmiyor. Yok. Suhuf ve kitapta geçmiyor, bilinmiyor. Ama nas ifadede İbrahim Aleyhisselam'a şu kadar, ondan sonra Şit Aleyhisselam'a şu kadar. Hikmet verilmiş. Evet, hikmet verilmiş. Hikmet zaten her şeyin altyapısı. Sen niye sordun? Mesela şöyle diyeyim. Huzurlu. Mesela Harun Aleyhisselam'ın Harun Aleyhisselam, kimin kardeşiydi? Musa Aleyhisselam. Kitap mı verildi? Suhuf mu verildi? Yok. Yani peygamber değil mi diyeceğiz şimdi? Abi şunu söyleyebiliriz ama o zaman. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, Efendimiz'in Hızır'ı yok. Çünkü Hızır o bütünlüğün içinde. Ama Ahmet Aleyhisselam'ın, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in Hızır'ı var abi. Evet. Onu da onu birleştirendir yani. Evet öyle değilse ne olur? Doğru. Şimdi ben atlıyorum onu. Gene
Doğru, çünkü beşeriyetinden bahsediyor. Ahmet, ben ne kastettiğini anladığım için. Evet. Yani ezberde doğru demedim. Evet, evet. Muhammed insan ismi değil de orada zır yok. Zır dağın içinde. Çünkü. Zır dağın içinde. Tabii. Bir şey yaparak taslayalım. Şey yapamadığım zaman, yoğun olduğum zaman veya teveccüh etmek istemediğim, hassas olduğu zaman bilmiyorum veya çekimsel kalıyorum. Ama şey yaptığımca Ahmet Muhammed'i bildiğin için tamam, o doğru. Şu alan 295. Yakınınızda bulunmakla çok bahtiyarım. Allah Allah. Sizin hayalinizle ara sıra konuşurum. Müteselli olurum. Hayalinizde sizin yakınınızda derken birisi Barla'da veya hapishanede. O koğuştan o koğuşa yakınızdır. Barla'da, Şemir'de. Hayalinizle bakalım ne çıkacak. Oo, ne kadar şey var. Bayağı var ya, şu sayfaya bak. Hayalle konuşmayı görüyor musunuz? Ta şurada, şuraya. Allah Allah. Ha işte onu soracaksın. Bir de okuyayım. Yakınınızda, yakın derken beraber değil ha. Yakınınızda bulunmakla çok bahtiyarım. Yakınınızda ise hayalle ne konuşalım? Beraber konuşalım. Sizin hayalinizle ara sıra konuşurum. Ben de onunla mı teselli olurum? Subhanallah. Olmayan bir şey yapmaz mı? Mehmet kardeş burada mısın abi? Tamam. Gel abi. Şimdi güçlüyse, izah anladın mı? Güçlüyse maneviyatınız o nispetle donanımlarınızı da güçlü olur. Mesela güçlü müsün manen? Donanımların da güçlü olur. Mesela ona ait bir şey. Sizin hayalinizle ara sıra konuşurum. Ne demek? Benim hayalimle benim haberim olmadan konuşuyor ki haber veriyor. Onlar bilmiyor ki usta haber. Ben sizin hayalinizle konuşuyorum diyor. Yani o kadar güçlü hayali var ki hayalimin şifresini kırıyor. Şifresine giriyor. Hayalimle konuşuyor. Kesmedir. Hayalimle konuşuyor. Neydidir? Düzeltiyorum. Hayalimle konuşuyor. Sonra hayalinize gelenleri hayalime geldi zannediyor. Oysa birisinin tasarrufuyla olmuş. Allah Allah. Nasıl yani? Anladın mı? Ben anlamadım. Bak şimdi. Nasıl senin hayalin daha iyi? Şimdi güçlü bir hakikat. Mesela diyelim ki küçük bir ayna diyor sema içine gark olur. Alemi misal diyor. Koca bir alem. Alemi kesiften camın içine kark oluyor. Hı hı. O zaman hakikaten en daha yakınsa o daha camidir sırınca. Şimdi hayali şükrü örfü de o kadar kullanmış ki, şükrü örfü de o kadar kullanmış ki, yani fıtratta kullanmış, israf etmemiş, yani fısk mısk şeyleri hayal etmemiş. Hı. O zaman alemin misale geçmeye bir şey olmuş, vasıta olmuş hayali. Bunu açık söylüyorum. Alemin misale. Levi misale değil. Hı. Gelmiş gelecek alev bütün misale. Alev misale, levh misale değil. Çünkü levh-i mavuza giriliyor. Ampul derken bana gitmiş ya. Evet. Kaynağı. Kaynağa gitmiş. Gidince kardeşim alev-i misalde bütün insanların olmuş olacak her şeyin sureti, hayalleri yok mu? Evet. Alev-i misalde şey yok ki, resim yok ki, hayaller orada. Hayal şeyleri orada. Hakikat orada. Hakikati orada. Hep sorular mı? Tamam. Şimdi bu geldi kardeşim, seni o kuvvetli olan bilgisayar uzmanı, benle Erdinç bir mi? Benle sen bir misin? Sen güçlüsün bilgisayar. Senden de güçlüdür ki şey. O da işi mesleği o. Ondan sonra, şimdi güçlü bir hayalini, güçlü demek tahayyülü, eylemsel hali bende. Tahayyül ise alem-i şehadette. Şimdi geçti senin hayaline. Kırdı şifreyi. Bilgisayar usta ya. Kendi hayaliyle senin hayalini kırdı. İçeriye girdi. Ama haberin yok senin. Haber veriyor. Hayalinizle konuşuyorum. Yani eğer haberi olsaydı, hayalinizle konuşurum demek senin hayaline bir şeyler atıyor. Sen de diyorsun Allah Allah. Bu... O hayalinizle konuşurum ben şöyle anladım. Benim bedenim misallerimle, yani mesela benim dünkü bedenim nerede? Şeyde, levh-i misali de yani misal aleminde. Üstad onunla konuş, canlı ruhlu zaten. Ya da belki yarınkiyle konuşuyor falan. Hani ama işte bu, ben öyle dedim ama siz hayale müdahale şeklinde ifade ettiniz. Evet, hayır. Benim, bak kendisi söylüyor, diyor ki sizinle hayaliniz, sizinle beden misal edemiyor. Bu kadar donanımlarınızın içinde. Ama siz dediği, kastettiği, yani sizle görüşmek istiyorum, görüşemiyorum. Senle
hayalen görüşüyorum. Ama hayır, burada görüşmek sizin mi? Hayalinizle. Ben hayalimle seninle konuşurum demiyor. Sizin hayalinizle ben arasına konuşuyorum. Hayalinizle deyince tabii ben şey anladım yani. Hayal ettiğim halinizle. Ha işte bu şey aciz yani. İşte çözemediğiniz şeyi böyle yaparız. Yani böyle de. Adetimiz de biraz. Bak çünkü zor. Niye biliyor musun? Bak diyor ki sizin hayalinizle hayalinizle ben bazen ama her zaman değil yani sıkıldığım zaman ben oraya giriyorum. Konuşuyorum peki alameti nedir peki? Bir bakarsın Allah Allah bu nereden geldi? Meğer birisi düşürdü oraya. Ya sana şöyle diyeyim bak. Osman bak. Şimdi ben bilgisayarı açtım abi. Ben psikoloji sıkıntıya doktorum iyi dinlesin. Zaten biliyor. Tekrar edeceğim hatırlatma. Ben bu bilgisayarda sitelere gittim. Bazı siteler var ki zalimane. Sen ziyaret mi ettin? Hemen IP numaranı alıyor. IP numaranı alıyor. Kim girdi? Kaydediyor. Böyle yazılımı çok kuvvetli. Adamlar yazılımı çok. Gireni kaydediyor. Tamam. Sen oradan çıktın. O onda. Sonra kendisini unutturmamak için 3 ay sonra normal bir nur dersine dolaşırken pat diye o ekran geliyor. Bunun adı spam'dır. Spy. O zaman diyorsun, ya Allah tövbe estağfurullah ya, bu nereden geldi ya? 3 ay önce sen bir ziyaret etmiştin. Ne yaptı o? Alamet bıraktığı için seni aktif edebiliyor. O bırakmıyor seni. Cihazı başkası kullandıysa abi, bir de orası herhalde. Bu cihaz mı? Diyelim ki cihazı önceden başkası kullandı ha. Ama sana geldi. Şimdi bu cihazı spam. İkinci el ben aldım. Evet. Bir sürü spamlar var. Spaya dönüşür. Sonra dersin, ya bu nereden geldi ya tobe estağfurullah. Ha aynı onun gibi. Serbest şimdi abi. Serbest bölge ya şurası. Evet abi. Şurası serbest bölge ya. Şimdi burada her pislik var, her doğru var, her güzel var. Olmuş, beşeletti gittik. Ama attık şimdi Kabe'yi hayal ederken diyor namazda. Risale'de geçeni söylüyorum. Münevves, çirkin, hatıralar gelir diyor. Pati bu spamdır işte. Yani o alem seni unutturmuyor. Tak diye hemen geliyor, ekrana atıyor. Şimdi ustattan anlatacağım. Şimdi şeytan bunu yapabiliyor da Osman hayalime müdahale edebiliyor. Hayalimi ekranına indiriyor da ustak gibi bir insan benim hayalime ne indiremesin? Misal için. Şimdi hayali diyor namazda Vesvese Risalesi'nde Kabe'yi şey yaparken tahayyül ederken diyor hayali tahayyül ediyor. Evet. Kabe'nin hayalini tahayyül ediyorum. Şimdi adam hiç uygun olmayan, hiç alakası olmayan bir spam geliyor. Şak diniyor. Şimdi sen bu bilgisayarı aldın daha önce veya sen daha önce böyle bir şeye girmiştik. Şimdi senin o spam bilmeyenidir. Vay be sen nereler gidin? Ya kardeşim o spamdır, aktif olmuş. Ha burada niye bunu şey yapıyorum? Bu serbest bölge de spamlarla doludur. Ama mefhumu respek. Sen hiç onunla teveccüh etmeden, niyet etmeden pat diye geliveriyor. Bu spamdır. Ben varım diyor. Güçlü veya zayıf. Nereden kim atıyor? Kah bu taraf atıyor. Kah bu taraf atıyor. Kah bu atıyor. Şeytan. Kah melek tarafı atıyor. O da atıyor, o da atıyor. Mesela meleğin attı diyor. Hapishane diyor, secde ederken de Hacer-i Resette kafanı koydurur diyor. Hacer-i Esed'de değil, nasıl kafayı koyduracak? Hacer-i Esed'de işte düşündünüz mü? Kimle o Kabe'de Hacer-i Esed'de namaz kılıyor? Hacer-i Esed'e doğru yöneliyor. Hacer-i Esed'e koyuyor bir saat. Niye? Orası neye benziyor biliyor musun? Belediyeye gidiyorsunuz veya iş yerine giderken kartınız var. Okutturmuyor musunuz? Okutturup geçiyorsunuz. Evet. Belediye gördüm. Şu İBB'de yüzmeye gidiyorum ben. Orada memurlar geliyor, Allah Allah geliyor kartı tak kenarda, okutup geçiyorlar. Hacer-i Esed'de iman kartını okutturuyoruz, geçiyoruz. Şimdi kart okutmayın. Belediyede yüz okuma sistemi var. Geliyorsun, yüzünü okuyorsun, geçiyorsun. Yani başkası kart iş yapmasın. Hacer-i Esed'de yüz okuma var, okuyor, tamam diyor. Çok güzel. Mesela başkası kartı alabilir. Taklidi iman.
Ama hırsızlık olabilir. Kartı bir başkası okudu. Taklidi mi? Ama yüz okuma tahkiki. Şimdi böyle bakıyorsun, tamam hadi geç. Bu girdi, iş yerine girdi. Şimdi Hacerül Esed de kart okuma yeridir. Giriyorsun, kimlik ya. Misal değil bu. Bir, burası, üç yer. Burası, burası, burası. Bismillahirrahmanirrahim. Ekber ve lillahilham. Kart okuma yeri. Her seferinde geçerken okuyorsun ya. Her okunca kart, her işi, her bir şeyde iş yerine giriyorsun. Fotoğraf çekiyor. Kayıt yapıyorsun. Ha, kayıt. Tamam. Ustak diyor bunu ya. Onaylattırıyorsun yani. Tamam. Ha, şimdi bu serbest bölgede spam geldiği zaman doktor ya çok kötüyüm, kendimi kötü hissettim. Spam gelmiş kadına. İşte sana ben kendimi bak kötüyüm demiyor. Kötü hissediyorum. Kendimi kötü hissediyorum demek ki spam mı gelmiş. Tabii bana da gelmiş. Mesela benim yerimde var. Dedi ki ne diyeceğim? Ya dedi ben çok şu anda kötü hissediyorum kendimi. He ben de kötü hissediyorum. E bir şey demeyeceğim dedim ya dedim. E peki bu nedir ya dedi. E dedim adam dedim geldi spam hissettiriyor. Biraz sonra iyi hissettirecek. Biraz sonra bu adam gelecek. O melekler. O hissettirecek. Ne yapalım? Bizi hissettirene göre şekil alsak kurumuş yaprak gibi evirip devri çevireceğiz ya. Ne yapalım? Ne yapacağız? Biraz sonra gidecek zaten. Şansı yok çünkü hayat bitiyor. Hayat mı geçiyor? Oha mı geçmeyecek? Spam bu ya. Spa ya. Şey abi bir... İki dakika bana verin abi. Yani. Sonra mevzuya gireceğim. Daha girmedik bunu. İzaha girmedik. Ben izaha girmedim. Yok izaha girmedim. Girmedik. Gireyim mi abi? Gir gir. Abi, hadi bakalım. Riyadan Allah'a sığınlar. Belli evet. Riyadan. Riyadan Allah'a sığınıyorum. Örneğin şimdi geçen hafta biliyorsunuz burada yoktum. Şimdi siz saat 10 ile muhtemelen 14 veya 15, 14'e kadar, 14'e kadar bu dersi yaptınız abi değil mi? Dün. Siz buradaydınız abi. Tamam mı abi? Ben tam bu saatte 10 ile 14 arasında abi, 10 ile 14 arasında ben Rize'de başka bir yerdeydim. Tamam güzel. Tamam ben Rize'de başka bir yerdeydim abi. Siz buradaydınız. Siz burada ders yaparken ve siz burada benim ismimi zikrederken sonradan Harun tespit etti onu. Ben burada aynı anda burayı ve buradakileri hayal ederek orada bir tefekkür de bulundum ve o tefekkür bir çiçeğe bakarak bir tefekkür de bulundum ve o çiçeğin resmini çekerek Harun'a gönderdim. Aynı zamanda fakat farklı yerlerde. Böyle bir şey oldu. Bununla oldu. Evet, böyle bir hal oldu. Bununla kalmadı. Bununla kalmadı abi. Bakın, aynı zamanda farklı yerlerde. Böyle bir hal oldu. Bununla kalmadı abi. Farklı zamanda Hasan abi, akşamı diyelim 17'de Hasan abi, 17'de bakın, hem farklı zamanda hem farklı yerde buradaki dersi ben kulaklıklarımı taktım. Harun sağ olsun bana göndermişti. Burada dinlerken Hasan abi şurada dinlerken tek başımayım, evdeyim, kulaklıkların ikisini de takmışım ve uzanmışım abi. Ben burada dinlerken bu dersi şu pencereden içeri girdim. Şu pencereden içeri girdim. İhtiyarsız dinlerken. Dinlerken yani Hasan abi bedenim uyuyor. Düşmüşüm koltuktayım. Ha şey çalıyor kulağımda. Evet kulağımda çalıyor. Sen uyumuşsun. Ben uyumuşum. Ama artık ruhen mi dinliyorum ama dinliyorum. Hasan abi dinliyorum yani. Şu pencereden içeri girdim abi. Kapıdan değil bakın o kadar iyi biliyorum ki şu pencereden içeri girdim. Girmemle birlikte bakın gerçekten diyorum ya. Ben yani hakikaten ben hayatımda böyle bir şey yaşamamıştım Hasan abi. Şu derse tevafuk etti. Belki öncesinde Harun'un yönlendirmesiyle hayatı çok okumuştuk. Belki onunla alakalı işte hayal konuşuldu onunla alakalı. Belki şeyim hep burada. Aklım ruhum hep burada abi herhalde.
dinlerken ben pencereden içeri girdim ama şöyle bir haletteyim, uzaktayım, derste değilim aslında ya. Böyle bir mahcubiyetin de var olmasıyla birlikte sanki böyle biraz da gizli olmaya çalışıyorum gibi. O pencereden içeri girdim, küt, Hasan abi durdu. Dedi ki keşke Gafur burada olsaydı. Bir utandım, birden fırlamışım, kalktım. Allah. Doğruldum. Evet. Bakın dinliyorum dersi. Bunu, bak ders, hayal, benim konuşmam. Üçü bir araya. Üçü bir araya geldi abi. Ve dört saatlik bir dersin içerisinde o saniye, o konuşma ve o vakit. Evet. Yani böyle bir şey yok abi. Ben bakın farklı zamanda, farklı mekanda ben dersi dinlerken ve uyku halindeyim Hasan abi. Yani uyku, yani beden uyuyor. Artık dinleyen her kimse öyle bir etkilendi, bir utandı. Eyvah fark edildin derken dedim yani böyle. Eyvah dedim böyle. Fırlamışım. Fırladım. Kendime geldim ama kopamıyorum. Hala oradayım. Harun bu sefer şey yaptı. Fesubhanallah dedi abi. Ben dedi şimdi işte Gafur abiyle konuşuyordum dedi. Ondan sonra böyle tabii orada ben tabii kopmuşum. Orada tabii artık ben kim kim aradı o anda? Harun devam ediyor konuşma abi. Kulaklarım da ya. Orada devam ediyor. Ne diyor? Harun dedi ki Fesubhanallah dedi. Siz dediniz ya Gafur burada olsaydı diye. O da onu ben düşünüyorum dedi ya derste geçen. Harun da dedi ki Fesubhanallah dedi. Ben de şimdi Gafur'a bile konuşuyordum dedi ya. Falan. Siz tabii devamını getirdiniz. E burada mı? E burada tabii. Eyvah dedim beni fark ettiler. Bir utandım. Bir utandım ama öyle bir halet oldu ki yani bakın 47 yaşındayım böyle gözyaşlarıyla ağlıyorum yani böyle öyle bir acayip bir vaziyette. Maddeten ağlıyorum. Maddeten ağlamaya başladım abi yani böyle. Acayip bir halet oldu. O zaman anladım ki bakın Hasan abi zaman ve mekan bizi ayırmıyor. Berza şey yaptı. Evet biz bu şekilde bir olduk. Yeter ki davamız bir oldu mu abi? Dava bizim için sanki ezel gibi oldu böyle. Bir acayip bir şey oldu burada ya. Hakikaten böyle oldu. Ve tevafuk ettin şimdi. Hayalime bakayım ne diyecek şimdi. Hayatımız bir hayalime, hayalinizle konuşuyorum. Eğer haberleri olsaydı demezdi. Haberleri yok. Evet. Giriyor. Ama olanın oluyor. Ama ben size söyleyeyim. Hafız Ali abiyle, Hasan Feyzi abi, siz buradaydınız diyor. Sizinle konuştum ben diyor. Size Risale'dekileri söylüyor. Size cevap verdim diyor. Sizin diyor hayalime diyor şey yaptınız diyor. Ben diyor onu diyor cevabını şey yaptım diyor. Mesela dua ediyor diyor. Arkada amin diyor. Bakın arkada kimse yok. Amin sesini duyuyorum diyor. Bunlar halüsinasyon görecek adamlar değil. Talebelerin ismini yazarım diyor. Evet. Çok doğal. Şimdi geçelim şeye, içeriye. Bakın neymiş. Sizin hayalinizle ara sıra konuşurum. Ara sıra. Benim hayalimle benim haberim olmadan konuşuyor ki haber veriyor. Ben izi takip etmeyi, sari ifadelerle gitmeyi seviyorum ama surette de kalmam. Sevmiyorum sureti. Bak bu sari benim hayalimle benim haberim olmadan konuşuyor ki haber veriyor. Yani Hasan senin haberin olsa bunu demezdim. Senin hayalinle ara sıra konuşuyorum ha. Haberin olsun diyor. Ha, ben sizi kopmuş, sizden ayrılmışım diyemez. Bir misal vereyim onunla alakalı. Geçen rüyada Müşt abi geliyor. Diyor ki, bak diyor bir gün 13 borcum var. 3 sene tilavet, secde borcum var. Bir de uygun olmayanları bu özel derslerinize almayın. Ahenginizi bozuyor. Bozar değil mi? Ahenginizi bozuyor. Yani, tamam. Peki niçin anlattım? Bozuyor mu diyor? Bozuyor. Ahenginizi bozuyor. O zaman derse geliyor yani. Yani tamam mı? Çünkü nasıl diyecek? Yani yarın ondan sonra Eyüp Sultan mezarlığında gecenin zulmetinde geliyor bunları diyor. Ondan sonra hakikaten iğne yaptırmıştık. Yani cevazdır. Osmanlılar cevaz vermiş ama Ramazan'da işte biz hapisten şey olduktan sonra İğne yapmışlardı. Demek oradan bir gün borcumuz varmış. Varmış. Sonra anladım tabii. Bir gün borcumuz varmış. Ondan sonra
Onu söylüyor. Kardeşim de nereden geldin, nereye geldin? Çüşekli gelmedin. Haberin mi vardı benim? Uyanınca Allah kahretsin dedim ya. Ulan nerede? Hakikaten lan bir gün oruç var. Biz Kur'an her gün bir cüz okuyoruz. Ayda bir cüz oluyor. Senede 12 tane. 8 tane kaç tane? Ben hep her mübarek gecede tilavet secdesini yapıyorum. Devamlı. Demek ki bu geçen mübarek gecede yapmamışım. Tamam mı? Yani sırf Kur'an okuma değil, Hizbul Kur'an'daki secdeleri de. Şimdi ondan sonra ve ahengimizi de orada nasıl gözüküyorsa şimdi şunu demek istiyorum. Allah Allah. Ya nereden bak kim kime? Evet. Nereden nereye? Neyi ne şekilde anlatıyor, ikaz ediyor? Mesela bir de daha önce gelmişti. Uzun rüya ama bir parça şuydu. Dershanenin yıkılmasına sen sakın mücadele etme. Onlarla ben burada aşırı meydanda görüşeceğim. Sen çadıra dahi sürülsen bu dersleri yapmaya devam et. Bu dersleri yapan pek yoktur. Bunları ha et demedi Tobe. Edin. Bunu yapanlar yoktur. Çadıra dahi sürülseniz devam edin. Binanızın yıkılmasına, binanızı yıkmalarında aldırış etmeyin. Sizi bu manada koparıp sahne var ya, türbin manası şimdi. Oraya çekmeye çalışıyorlar bu derslerden. Sakın mukabele etme. Mücadele etme. Sakın. Biz hapisteyken bina yıktılar ya. Şimdi izah. Bir dakika. Okuduk orayı. Çünkü hayalimiz serbest bölgedeki tahayyüldeymiş. Serbest bölge 4 tane sıfatı varmış. Bir daha tekrar edelim. Her şeyin her yerde bulunabildiği, 2. Her şeyin her mertebesinin bulunduğu, 3. Her daim insanın kontrolünde olmadığı, 4. İnsanın dimağının iksirleyen, insanın kalbini mayalayan serbest bölge. Eğer şifren, bak şimdi, bu dima var ya dima, ben sizi hayale görüşüm dediğine göre serbest bölgeye geliyor usta. Yani buraya geliyor. Buraya geliyor. Buraya Kur'an geliyor. Zaten kalbe hiç kimse bakamaz. Nazargah ilahidir. Allah kıskanıyor kimseyi. Oraya şifreyle girmiyor. Girilmiyor. Şimdi ama eğer şifren antivirüsün yoksa giren çıkan belirsiz olur. Bilgisayarda abi namaza namazda o geliyor, bu geliyor. Öte antivirüs programı çalışmıyor. Ne demek? Takva sistemin yok. Takva sistemi yoksa bilgisayarda her tarafa girdin. Her taraftan spam aldın. Girdin çıktın berbat. Şimdi ikide bir onlar aktif olacak. Yani bu sisteme antivirüs, virüslere karşı dur giremezsin diyen takva yazılımını yükleyemezsen canını okurlar yani. Manyetizm. Şimdi herkese girebilir mi? Yani bu yetkiyi alan bir insan kadının hayaline de girer, erkeğin de, çocuğun da. Ona buna peki bir tanesini söyleyeyim herhalde. Keşfel Kubur Evliyası var. Geliyor kabire ustak mesela. Molla Resul abi anlatıyor hatırada, tarihçe diyor. Şeyde var, Badıl abinin Mufassal'ında var. Kabirde gülüyor. Ya Seyda diyor. Eski talebeler Seyda der diyorsa. Seyda ne oldu diyor. Bir kadın vardı diyor. Namaz kılmış, tesbih çekerken tesbih kopmuş. Tesbihi dizerken kıyamet kopacakmış. O kadar zaman geçecek. Ve diyecekmiş Allah ya bir tesbihi de geçiremedim, tesbihi de çekemedim, kıyamet koptu. Yani haberi yok. Bunun evliyanın adını Keşfel Kubur'du. Yani fazla yüksek bir şey değil. Peki kişinin hayaline giriyor. Ya kabirine giriyorsun ya. Kadının dünyasına giriyorsun. Demek ki orada mahrem, namahrem yokmuş demek ki. Gir. Abi şey bir söylesin ya, Harun bir söylesin şunu. İrfan'la bir konuşması varmış abi. İsmi Hasan. Yok. Döndürdü yok mu? Ben söyleyeyim abi. Söyle. Şu, mesela sizin bir Esma'nın sizde bir tecellisi var. Doktorumda, Mehmet abide, herkeste. Bu bütünlüğü en azim tecellisi. İsmi Azam'a mazhariyetle, Hasan abi. İsmi Azam'a mazhariyetle, o Esma'nın sizdeki
mertebesine ben müdahale etme tasarrufuna sahip oluyorum abi. İsmi azamına mazhar olmasın. İsmi azamına mazhar olmasın. Olursa o zaman bütün o mazhar olanların o, bu işte şey oluyor. İnsiba, inikas, nuraniyet oluyor. Peygamber nasıl boyuyordu onu? Ona da girecek herhalde, evet. Bilmiyorum. Vahiy var çünkü. Var. Tamam, oraya girecek. Sirayet denen şey var ya. Sirayet oraya girecek şimdi. Oraya geliyor değil mi? Orada, orada biraz duracağız ama. Şimdi peygamber, peygamberin aynasında kim seyrediyordu? Sahabe ne seyrediyordu? Aynedir bu alem. Aynedir bu alem, esma gözüküyor. Aynedir bu alem. Her şey esmanın cilvesi olan hak ile kay. Aynedir bu alem. Her şey hak ile kay. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür dahi. Allah bilinir, anlaşılır konuşmasına etkilendim falan demiyor. Seyrediyor tamam. Seyrediyorlar yani. Nasıl şey, ne bileyim nasıl, ben seyretmediğim için. Şimdi antivirüs programına bak, eğer şifren antivirüsün yoksa senin hayaline serbest böyle giren çıkan belirsiz kardeşim. Bunlardan biri de sirayet kanunu var. Sirayet inikastır. Kardeşim, Ustad 249 Kastamonu'da diyor ki, bir gün de diyor, bana bu sıkıntı sirayet etti diyor. Sirayet etti diyor, tamam mı? Sigara içmediğin halde, sigara içenlerin yanında olursan mesafeye göre siner. Şimdi seviyene göre, mesela bir tanesi şu, yani nasıl giriyorsun, bak anlatıyor, şey yazıyorum bak, bir, sirayet kanunu var, iki, sihir, büyü, ispiritizma, manyetizma var, üç, vahiy, ilham, ihtiraç oluyor, istihraç olacaktır, istihraç, evet. O manyak manyak halimizde yazdık. Allah'a şükür gene bu kadar yazmışız. Bir şey yazmışsın, silmişsiniz hatta. He? Bir şey yazmışsın ama silmişsiniz. Silmiş, evet. Vahiy, ilham, istihraç. Bir tane de vardı. Başka, dört. Davetli, davetsiz misafirler. Küllete geçiyor. Davetli ve davetsiz. Geliyor, senin alemine giriyor. Ya bir evliyadan ben okudum. Ya Ahmediye ve Muhammediye'de. İki türlü evliya var. Bir, gelir, içine girer, içini tamir eder, haberin olur veya olmaz, çekiliyor. İki, ya senin o, olsa benim pis alemine o kadar fazla uğraşmaz o alem, alır onu, misafir eder, burada tamir yapar, koyar sana. Peki, sirayet yoksa kabirde vefat edene telkin veriyoruz. Ne diyor hadiste? O diyor, vefat eden diyor, hangi sese alışmışsa, o kişi telkin versin. Nisiyet olsun. Davetli ve davetsiz misafirler gelebiliyor senin alemine. Senin davetsizden gelmiyor mu bir sürü? Namazda ne işin var o kadın gelmiş, o bilmem ne gelmiş. Başka, ihtiyarın dışında iyi veya kötü görüntüler geliyor vesaire vesaireler. Eğer ustadın hayali benimkinden güçlüyse hayalime sirayet edip tesir edebilir. Çünkü hayaline atomun yani ceset hariç insanın cismi ve bedeni misalilerine girebilsin. Oraya tanışabilsin. Yani atom... Taşınabilirsin. Neydi? Atomun yani ceset hariç insanın cismi ve bedeni misalilerine girebilsin. Oraya taşın. Girebilirsin. Oraya girebilirsin, oraya taşınabilirsin. Yani ne? Şu ceset hariç. Ceset abi, güçlü müyüm kardeşim? Aklın aklına, kalben kalbine, ruhen ruhuna girebiliyor. Girebiliyor. Atom hariç. Atom da şu oluyor. Çok güçlüysen, Osman mesela sen bilgisayarda belediye bir şey yaptın. Sifon geldi. Ya çeksen bile geldi değil mi sana? Sen şimdi bir şeyi hayal ederken, aa ben geldim. Mesela rüyanda geldim, evde ders çalışıyorsun. Eşinle, şunla, bunla, arkadaşınla sohbet ederken atak. Allah Allah, Allah hayretsin ya, sen geldi ya. Evet. Yani güce göre, senin ihtiyacına göre vesaire. Diyor ki, girebilirsin, oraya taşınabilirsin. Bazen sizin suretiniz benim hayalime sirayet ediyor veya benim hayalim sizi sirayet ediyor ki, usta diyor, ben bir baktım dua ederken diyor,
mesela dua ederken arkamda Hafız Ali'nin sesini duydum. Amin diyor. Ona ne zaman geldi? Baktım arkamda yoktu diyor. Ya, duydum diyor. Usta Ali Sonasan mı gördüm? Yani sirayet ediyor veya benim hayalim size sirayet ediyor ki sanki yanındaymış gibi etkileniyorum. Etkiliyorum bir de. O anda ondan sonra sanki yanındaymış gibi etkileniyorum, etkiliyorum. Onlardan bir ne o? Birinci bir cins ki basit bir mertebesi rüyalarda oluyor. Mesela rüyalarına giriyor. Ya tam da senin ihtiyacın zamanında niye? O senin benim simanda geliyor. Aslında o kim? Abdülkadir'i geliyor. Yani benim simanda, senin simanda, senin simanda bana geliyor. Tam bir ihtiyacım var. Ayrı bir sorun var. Yasin'e pat diye akşam benim simanda. Ben şöyle diyorum. O ben miyim? Ben niye bilmiyorum? Ama bilenler var. Ustad, ustad müdahale ediyor. Rüyasına giriyor. Yapma öyle diyor. Böyle git diyor. İki, o rüya biraz zayıf halim. Bu ise biraz şey herhalde bu anlaşılsın diye. İkram. Ondan sonra pat diye arıyor. Ara beni. Ondan sonra buna ait bu Hazreti Ali'nin şöyle bir şeysini okudum. Bu Beliga. Ulegai Beliga diye bir kitabım. Öyle bir kitap. Diyor ki mesela olmayacak bir şey. Adamın şifresini gir. Yedi tane besmele çekiyorsun. Suratını öfle. Bismillahirrahmanirrahim. Ses de yapma da. Şöyle. Ben açık yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yedi tane yüzünü oku. Adam yapacak onu mecbur. Senin sirayetine göre tabii. Ama kullanma. Yarısı kullanıyor. Tamam. Erva aliyeler ve habiselerle münasebet bu koridordan başlıyormuş. Yarın piyasadayım Osman. Reis. Bütün sunucuları öpüleyeceğim. Neye benzedi? Neye benzedi biliyor musun? Senin abi. Abi dedi, evliya olmak istiyorum. İftiharken başında bir şey yapmadım. Dedim ya yapma bu işler çok ağırdır, şöyledir, böyle adamlıklar olur. Ya dedim bak kaldıramazsın. Bak, ne yapacaksın diye merak ettim. Tam da ne yapacaksın evliyalık? Ben de zannettim ki öteleri gidip bana getireceğim. Abi dolmuşlardan kurtulurdum. Sen de bunu sunuculara kaya satmakta kurtulursun. Şunu yapayım bir daha anlat ya. Ne? Şu şey ikna şey var yani Bismillahirrahmanirrahim. Yedi defa üflediğin zaman şey oluyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dudak değil. Değil de. İçeriden. 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 Altı. Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü o nefes değil, içinde besmele var. Ondan sonra ona yaptırmayan erva habisi bloke etmişti seni. Def olunca melekler hakim oluyor. Melekler diyor ki yap bunun işi. O da maya işinde yaramaz. Yaramaz olur mu? Denedim ben. Yalan konuşma. Var. Yarıyor. Söyleyeyim mi abi? Musa Aleyhisselam'ın şeyi var ya abi. özür dilerim. Musa Aleyhisselam'ın o abi hani şeye giderken dağa çıkarken. Dağa çıkarken değil abi. Firavun'la görüşme. Rabb işrahli sadri ve yessirli emri ve ahlil kudaten min lisani yefkahu kavli. Abi bunu bir fırına gittim. Çok büyük bir fırın. Adam 30 koli kullandığı maldan 5 tanesini benden alıyor. 25 tanesini başkasından alıyor. 25 tanesini başkasından alıyor abi. İnanın. Allah beni affetsin. Bunu abi okudum. Bunu okudum. Adamın yanına girdim. Adam da öyle bir sert adam ki abi. Bakın 5 dakika ile 10 dakika arasında sürmedi görüşmemiz abi. Adam bir kağıt kalem aldı, başladı yazmaya. Ödüm patlıyor acaba ne yazıyor diye. 8 tane daha fırın ismi yazdı. Kendisi tamamını bana dönmekle birlikte adamın neyse 8 tane daha fırını varmış. Bunların hepsini dedi ki mallarını sen ödeyeceksin dedi. Allah. Ey Musa Aleyhisselam. Allah Allah. Allah Allah. Allah Sen Yahudi, ben Yahudi oldum. Kavu Yahudi sen Yahudi. Yahudi. O gün bugün. Musa
Yahudi sabah. Ama abi özür dilerim. Şunu da söyleyeyim lütfen. Latifedir şeydir. Bir de bir abimiz bize demişti ki bak demişti. Bismillahirrahmanirrahim. O Yasin'de var ya. Ve ce'anne min beyni eydihim sedde ve min harfihim sedden fe aşeynahum fehum la yübsirun. Bunu dedi okuduğun zaman gözlerini kör edersin. Falan. Bir gün Trabzon'dan geliyoruz. Annem zorla bir şey koymuş. Ben de valizi altta vermeyeyim. Uçağa. Evet uçağa. Valizi içeriye vermedim de elimde geçireyim dedim. Biliyorum kızı şey yapacaklar. Kabul etmeyecek. Ne var içinde? Artık sıvı bir şeydi herhalde yani abi. Tam X-ray'e koydum valizi. Başladım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ce'alnâ min beyni eydihim sedden ve min harfihim sedden fe aşeynâhum fe hum lâ yübsirûn dedi. Kelamın içerisine kendisi girerse tabii. Evet. İhtas bunlar. Girdim abi. Girdim. Ondan sonra inanın tam o valiz oradan geçerken görevliye yanından birisi seslendi, kafayı döndürdü, valiz oradan geçti, elhamdülillah dedim, o iş bitti. Ama ne oldu? İşin artık cılkını çıkarttık biz abi. Radara da görünmeyelim diye. Ondan sonra tabii Rize'ye gene yolculuk yaparken arabayla abim yanında herhalde radarı geçmişiz. Sonrasındaki polis çevirmesinde polis kenara geldi, beni tanımaya çalışıyor arabayı uzaktan geliyorum. Abim dedi eyvah herhalde radarı yakaladık. Sen merak etme abi. Başladım. Ve cehennemin beyinleriydi. Polis bir baktım beni iyice fark edince böyle yaptı. İşaret ediyor. Geç kenara gel. Kenara gel. Adam abi herhalde ben. Ve cehennemin beyinleriydi. Adam geç. Bu sefer olmadı dedi. Geçiniz dedi. Bu işin cırkı çıktı herhalde. Evet başka ister geldi. Ama bazen niye kaptım olsaydım? Tattırıyor Allah. Elhamdülillah. Tamam. Biraz ileri gitse çok kötü olur abi. Kötü. Orada da tabii dünya kontrolleri kullanmamak lazım. Evet. Bu tattırıyor biliyor musun? Mesela bu kayıtları yaparken Sultan Bey'le dersi yetişiyorum. Sirayet var, sihir büyü var, ispiritizma var, vahiy var, ilham var, istihraç var, davetsiz olan dedim. Şeytan o da ediyor da. Lan dedim bir de dün şeyde cumartesi dersinde meyve yiyorduk ya dersten sonra. Birisi vardı ya, orada kütürüm. O çocuğun haletini hissettim ve biliyorum. Bende bir şey olmaz. Bu hastalığa giriftar olmuş. Ben adam olamam. Ona dedim ki, ona durdururken, o zaman sonra şu ağlamış. Durdururken bir şey demedim. Senden, şeytan bile ümidini kesmemiş de, Allah senden ümidini keser mi? Ya bende bir şey olmaz, Allah açacağım, ben hiçbir elim yok diyormuş. Babasına. Şeytan bile senden ümidini kesmemiş de Allah senden ümidini keser mi? Allah kesmiş olsaydı senin burada ne işin var? Dedim. Allah senden ümidini hiçbir zaman kesmemiş. Kesmez. Ondan sonra gitmiş davaya. Ondan sonra oradan aşağı inmiş. Ve gitmiş vesaire. Allah. Tabii. Ondan sonra böyle peki sırayet böyle ara ara onlar her dem olmaz bir şey olmaz ki. Bu hissettiriyor. Bu böyledir. Sigarası nerede? Benim duygum ona sinsin biraz. Ne olacak? Evet. Çok bir şey değil ki ya. Kanun bu. Mesela duvarın kabul olabilmesi için o ben bunu biraz kullandım. Onu anlatmıyorum da. Gidene kadar dedim bunu bir yapayım. İlk önce kişiyi hayal ediyorum. Öyle lafla olmuyor bir anda. Hayal ediyorum onu. Sonra düşünüyorum bu dersi. Sonra bu aklediyorum. Yani böyle bir şey var mı? Peygamberler olmuş. Mesela Hazreti Ömer onu ya Sariye el cebele diyor. Şu kürsüde minberdeyken o zaman Sariye diyen bir komutan var. Vakti düşmanla savaşıyor. Durumu çok kötü, kritik. Oradan komut veriyor. Yani telsiz yok ki. Dağa çekil diyor. Dağa çekil diyor. Gitme oraya diyor. El cebele. Ama o genayi zat diyor ki ayağımızın üzerini bazen göremiyoruz peygamber. Evet. Tamam mı? Bu böyle. Antikadır yani. Yani ya El Cebele diyor. Nereden nereye söylüyor? Şam'da Şam'a söylüyor. Medine'den Şam'a söylüyor. İlk önce hayal ediyorsun çok kuvvetli. Hayal et o zaten. Acele etme. Kalkma dur. Duvarı bir de ise hayal et onu. Sonra tasavvur et bu bilgileri. Sonra aklet yani. Bu vahiy ile mümkündür yani. Bu sistem insan bu alemin şu hulasasıdır. Aleminde alemler hepsi cem olmuştur. O insan bende, bende o insan da. Çünkü şu kainatın insanın efrası, insanın efradı oluyor.
kainat nevi ne geçiyor? O zaman bunu düşünce takıl oluyor. Ondan sonra bu peygamberlerde, sihirde, büyüde, ispiritizma, adam ismiyle bu şey yapıyor ya, uyutuyor adam. Mesela ben almaya da Allah şahit ve bunu Bülent yapıyor, Bülent'e şahit. İntiraz eden adam ondan sonra yapmıyorum çünkü bir de korktum yani uyandıramazsam. Yani nasıl olacak diye. Herkesin içine yemek ikindi sofrası suruluyordu. Böyle biraz bahsettik orada. Bir tane namaz nesnehası üzerine gelmişti. Ondan sonra nasıl uyutacaksın ya dedi ya. Uyunur dedi. Dedim okursam şimdi sana bir şey müdahale edersin. Uyursun dedi. Nasıl uyuyacağım dedi. Uyut da göreyim. Ama herkesin içine böyle oldu. Mecbur derken de ya Rabbi dedim ya. Bunun urcu olacaksa, bunun insanı tanışacaksa, bu insanları sıvayacaksa uyut ya Rabbi. İlk önce duasını yaptık. Huruf-u mukattadan girdik, adam uyudu. Biz yemeği yedik, adam uyarmadı. Biz uyandırana kadar uyaramadı yani. Bunu Bülent, oradaki arkadaşlar biliyor. İbrahim biliyor, Bülent biliyor, Muratlar biliyor. Yani bir sürü cemaat şahit orada. Yani bu, niçin anlattım o kadar şeyi? Tasdik ediyorsun. İlk önce hayal ediyorsun, düşünüyorsun. Aklın imkaniyetini anlatıyorsun. Sonra hüccetlerimiz var diyorsun. Sonra kalpte bir izan ediyorsun yani. Hissetmeye çalışıyor adamı. Yani mesela buz, tamam mı? Elini uzatır mısın? Buzu oraya koyar mısın abi? Koyar. Şimdi hissetmeye çalışır mısın Yasin? Bak soğukluğunu görüyor musun bak? Bak soğuyor bak. Bak soğuyor, soğuyor. Bak böyle bayağı da rahatsız ediyor seni bak. Bayağı böyle üşüttün, üşüyorsun. Üşüdün. Hissediyorsun. Tamam mı? Hisseder insan. Bu izandır. Sonra eylemsel hal oluyor. Eylemsel. O anda duyguların gelişiyor. Duygu ve latifelerin aktif oluyor. Bu süreçten geçince otomatik oluyor. Sonra senin gücün, manevi gücüne göre ona da eletik veriyor. İtikat o oluyor. Sistem bu. Onun adı peygamberlerde mucize, velilerde keramet, sende sistem. İstidraç oluyor. İstidraçtan belli de. Sihir büyü yapılabiliyor. Sihir ve büyü bunda değil. Sihir ve büyü cinler kullanılır. Ama menfi tarafı yani. Evet. Tabii. Yapıyor diyor ispiritizm. Evet, de. Ama bizimkisi cin değil. Müsbet de yok. Müsbeti de kullanabilirsin ama bizimkisi tamamen sirayet. Duamız var. Bir sorumuz var mesela. Evet. Şey yani. Oluyor. Ezan okundu mu? Okundu abi. Böyle yapıyor, öyle mi? Onda da olmuş. Bir saat oldu. Tamam, iyi peki. Tamam. Biraz daha. Aynen, bir saat oldu. Peki, burada kesiyoruz. Bâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-Fâtiha.